Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. RimWorld'de Multiplayer Co-op serimizde yepyeni bir bölümüne karşınızdayım. Oğuz abim hoş geldin. Hoş buldum. En son elektrikler gitmişti sevgili dostlar, save dosyanızda. Lakin yaptığımız şeyler hala duruyor. İkinci enerji bariyeri için buralara kolonlar inşa edip yavaştan oraya doğru geçiş yapmaya çalışıyorduk. Onu hatırlıyorum. YouTube'dan izleyenler, bu arada beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen ve kaşım gözüm şeklim şemalim kayarsa ara sıra yanlış anlamayın çünkü başım ağrıyor. O yüzden bu el böyle biraz mırın kırın eden gaming modunda olabilirim. Kolonları bilerek double yapıyorum. Böyle birazcık daha hoş dursun diye. Güzel. Bizim yakında şeytan ipliklerimiz de geliyor. Her şey yolunda. 2x aldım sanırım. Tamamdır abi. Gece. Bir uptime'ı düzenler misiniz ya? Yok, 500 saate son 2 saat. Hatta 1,5 saat. Bütün horozları kesme emri verdiydim bu arada, döllenmiş yumurtalar için de. Evet. Hala yumurtalar döllenmiş. Vallahi. Bir de buraya şey yapmak evet. Gerekiyordu abi, bir çatı yapmak gerekiyordu. Ha, aynen evet, en sonu konuşuyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle hayvanların geçiş kapısı olabilecek bir yer. Ahşap duvar. Ve sonra galiba oraya çatı ekleden çatı ekleyecektik ya. Yani altın üstüne bir ahşap duvar gerekecek abi iki tarafa burada. Sonra bir çatı. Kolonla hallederiz abim ya bence. Ya deneyelim. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Bence bu 4 kolonun yapamayacağı şey yok. Okey. Aa, çok güzel. Bence arayı da çok güzel ayarlamışız var ya. Buralar bir yapılsın, çatıyı hallederiz direkt. Bir grup gezgin geliyormuş. Bakıyorum. Güzel. Gelsinler. Ay. Bu arada abonelikler de mi eklenmiyor? Şu an bizim sayaç durdu ya. Yani bitleri ben elle ekledim. Doğukan'ın ve Onur'umun biti. Abonelikler ekleniyor mu eklenmiyor mu onu bilmiyorum. Beni bir tane ağrı kesici hariç pek bir şey kesmiyor galiba abi. Bir dahaki sabaton için şimdiden. Vallahi bu uzarsa önümüzde Ramazan, uzamasa bile önümüz Ramazan. Ramazan'da bir şeyler yaparız mutlaka ya. Şükür. Heykel yapılmaya devam ediliyor mu abi? Heykel bassak biraz tüccarlar için. Tamam, hemen. Büyük heykel yaptırıyorum. Devasa diye. Sadece mermerden. Abi hayvan masasını kaldırıyorum. Onun yerine börtlüğünü ve çileği falan koyuyoruz ya dışarı. Bir şekilde doyuruyorlar karınlarını. Tamam, olur. O yüzden hayvan masasını kaldırıp böyle sadece et falan doğratacağım. Vejetaryen güzel yemek ve... Güzel yemek. Yüz tane oluncaya kadar. Güzel yemek. Ben granit yerine mermer yaptırıyorum. Mermeriniz biraz azalmış. Sanırım. Tamamdır abi. Zaten 1000 tane kadar şeyimiz var. Granit. Zaten granitle duvarları çektik. Mesela hayvan saldırısı bile gelse şu an... Bize herhangi bir zararlarının olacağını düşünmüyorum. Herhangi bir şekilde zarar verebileceklerini. Öyle şu an maşallah. 1000 de granit var. Olmadı. İşte şu senin kısımları hallederiz. Biraz daha çekeceğiz ya şeye. Şu Geyser'e kadar. Bak şeytan ipliklerimiz geldi. Onlar satılabiliriz. Kendimiz onlarla kıyafet de yaptırabiliriz.
Abi şuraya şöyle bir şey yaptım ama koridor sayısını odunla teke düşürüp odundan tuzak yaptım gene. Araya sıkışsalar bile mecbur gelmek zorundalar ya, ayıklarız diye düşünüyorum. Yani şurada bir yerde pusuya yatıp bizi kanserlerler mi? Yo, kanser duvarda ya, illa gelecek. Oy. Aha. Biri geldi. Gelin gelin, bol bol gelin. Allah cezanı, sopalı bir kişi mi geldi? Abi yakın dövüşü 8, başka bir özelliği yok. Bunun biyografisinden baktığım zaman sanırım şey yok, öyle bağlılığı yok. Var mı? Şehirli sokak çocuğuymuş. Atıkçı ne? Atıkçı salgına toksik ile karşı bağışıklık neyse hasar kaç dayanıklıdır. Hiçbir yöne tıklamaksız şekilde kalıp şıkkı önce yaşamıyla. Ha, okey. Hani Güzel. yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir de iyimser ya abi. Bunu Ha, temizlik gebermezse yaptırır. şeye alalım, amele yaparız ya. Ha, temizlik memizlik aynen. Taşıma Sanırım maşıma senin gider. çocuğun olacak, hamilesin. Öyle değil. Güzel. Amir olmasa ne mi? Avan. Avan araştır abi. Bunlar yayo bağımlısı, yayo çekmezse komaya giriyorlar mı? Şey diyor, çek yok, neden onlara bağışıklığı varmış. Kolay kolay şey yapmıyormuş öyle. Uyuşturucu falan bunlara koymuyormuş. Yani. O abi Çok 2 saat acımasız. önce yayo kullanıp gelmiş. 5 gün sonra yayo eksikliği başlayacakmış. 30. günde komaya girip 60. günde ölüyormuş. Buna yayo bitkisi bulmazsak. Oho, peki yayoyu ekebilir miyiz biz araştırmalardan falan? Yapabiliriz de bizimkiler de bulaşabilir. Yani biz yapma falan deriz de hiç bununla uğraşmaya gerek yok ya. Bence de Şey abi yaparız. bu ölüme terk Bunu edelim bunu. eğer alabilirsek alırız Samet'im, şey yaparız. Koyar salarız. En azından biraz ilişki kasarız düşmanlarla da. Aa, olur, o da Veya hiç gerek yok, mantıklı. öldürürüz. O da olabilir. Veya gelen birine Öldürebiliriz. sapabiliriz. Veya senin hep istediğin şeyi yapıp parçalarını kullanırız. Organları. Ben onu araştırdım. Biz geçen bir organla alakalı bir şey araştırıyorduk Samet. Araştırdık mı onu biz? Böyle bir şey hatırlıyorum ama. Elektrik. Protezler. Heh. Aynen. Protezlerden gidip bunun ne varsa araklayak. Biyonik. Tamam. İleride biyoloğa gideceğiz Samet'im. Bunu parçalarız. Tamamdır Hadi abi. be dayı, gel artık, Crawford musun nesin? Hızlandırdım Samet. Saldırdığında direkt yavaşlatırım. Heh, saldırıya başlıyor. Dışarıda adamımız var mı? Var. Var, Ozan var. Cansemcim bir geri döner misin canım? Aldın mı Samet'im sen onu? Aldım abi, geri dönüş emri Tamam. verdim. Güzel. Kapı o gelene kadar kapanır değil mi? Kapanır. O kapıya da ben kapattım. Biz dallamalı kapı, köpek köpek çıkmasın. R'ye basınca ne yapıyor? Direkt dışarı gidiyor mu? Yok, uyumaya gidiyor. Tamam. Uyuyun ya. Kimseyi alarma dikmeye bile gerek yok. O kadar tuzaktan Tabii. geçsin. Buradan geçemez. Abi o kadar tuzaktan geçerse hakkıdır. Gelsin birini şişlesin bu arada ya. Ben dokunmam yani. Tak gitti. İki de gitti. Kurtartıyor Samet'im. Tamam abi. İstiyorsan kurtartmaya da bilirim herhalde. Oğuz da değil mi bizim şey? Healer'ımız Oğuz abi, evet. Tamam. Esir Blake ne aldık diyorum. abi? O da mı uyuşturucu? Evet. O zaman almayalım ya hiç. Baranım! Uyuşturucu mu? Biz seninle sonra Call of Duty oynayalım balım. Yo, senin adamların bağımlı değilse kullanmıyor ama şeyleri var. Sen mimlendin, kod yok sana. Hayda. Kardeşim, dış mihrakların oyunlarına gelme. Alp abim şu an bir dış mihrak. Burada hapishane çok güzel yapmışsın Asamed'im. Vallahi eline sağlık. Çok güzel. Zor kaçarlar buradan. Abi sağ Bir olasın abi. üç kapı minimum. 3 kapı da, bir de dışarısı var. Aynen. Bir de buradan çıkacak. Abi zor da. Oho. Neler yaparız adama. Ya bir de ekipmanı yok, bir şey yok. Ben buna şey yapıyor muyum? Ne Tedavi ediyor yapmış? diyor abi. Zaten tedavi ediyor diyor şu Ha an. tamam okey.
Bakalım. Bıçakla kesildi herif. İçeri bile giremeden yapıştı aşağıya. 14 direnci vermiş. Hafiften direncini düşürüyorum. Multi yapmayı sağlayan modun ismini bilmiyorum efendim. Multiplayer. Kafa koparacağım. Hayda. Hayda. Mazluma eziyet ettirmem. Serbest bırakma da ilişki kazancı yok diyor buna Samet'in. Bunlar manyak olduğu için herhalde. Aa. Nereden baksan boşu boşuna besleyeceğiz gibi durmaya başladı. Yani abi satılabilir. Ya da dediğim gibi organa alınabilir. Olabilir, o organ olayına girebiliriz. Yani organa alınabilir. Organı böyle bir soğuk bölmeye koyarız. Bizim aşçımız Alev miydi abi? Aşçılık 8. Bizim aşçı Arzu'ydu. Galiba. Arzu ne yapıyor? Arzu bir tane çocuk falan. Arzu uyuyor. Alev'e kasap masasında öncelik verdim biraz et biçsin bize diye de. Okey. İçtim şarabı, dürttüm mazlumu mu? Doğukan'ımın ne suçu var ha? Onur Cavit'imin ne suçu var hele? Ki ben Onur'a bu yayın müthiş bir teklifle gittim. World War Z'yi oynarken. Karagrafik şekilde Onur Cavit, Onur Cavit yapacaktım Memin Dolar'ım var. Bölge ortaya çıktı. Abi çıktı. Çok güzel sıkıştırılmış makineler var. Ah, tamam, çok süper. Tertemiz. Bölge ortaya çıktı deyince ben bir korktum bir anda. Kolonumuz bile var abi, kolonumuz bile var orada evet, ya. Sen mutluluklarını alacaksın, o zaman kafalarını alacağım. Silahlandırma bayağı bir uzun süre devam edecek. Yaşamaları için bir pazarlık masasına oturabilir miyiz Baran'ım? Doğukan'ın ve Onur'un yaşaması için ne istersin? Ozan'ın kelleği. Öfkeli Bumalop mu? Bir tane mi sürü mü? Bir tane. İçeride biri var mı insan? O da çok patlıyor ya. Abi gördüğüm kadarıyla yok. Tamam o zaman. Kontrol ediyorum ben. Bumalop'un oradayım. Çünkü... Evet Alp. Alp bir git. Abi Alp abi zaten imposter ya. Ayarladım onu Samet'i. Devam ettiriyorum o zaman. Yani çünkü patlıyor. Çok şerefsiz bunlar. Güzel. Alp abiyi içeri aldım. Musa ne yapıyor orada? Tamam. Bir tabimi aldım içeri. Patlayacak büyük ihtimal. Burada bir yangın. Çok sıkıntı yaşamayız da. Yattı direkt. Bu Malopu. Şu an dellenmiş durumda değil mi o? Bir bakayım kayda. Düştü diyor ama abi. Hayvancımız kim? Aldıralım mı? Yoksa şey yapmayalım mı? Alp abimin hayvancılık 13 ya. Kurtarsa... Düşündüm de eğer insan avcısı modundaysa sıkıntı ama insan avcısı modu değil galiba. Düştü gözüküyor abi ya. Oo. Yani kurtarabiliriz Samet'im. Hayvan yatağımız var mı? Tıbbi hayvan yatağı yaptım. Tamam süper. O zaman aldıralım. Alp. Verdim abi emri. Verdim süper. Devam ediyorum. 5 aylığına 5 ay bu götü başı kaşınan yavşağı görmek istemiyorum. Aa. Ne oldu be? Onur'un ve Doğukan'ın yaşaması için abi 5 ay boyu Ozan'ın banlı kalmasını istiyor. Hangi Ozan'ın? Bizim Ozan'ın ya, Jensen'in. Aa, niye Jensen'in? Ama bu da gariban ya. Mazlum, gariban. Aga be Ozan iyidir. İyi çocuk. Severim. Ozan iyidir ya. Nasıl kıyacaksın? Hadi desem mermer bir derece. Mermeri veririm ya. Buranın çatısı yapıldı galiba ya.
Alp ilgilendi mi bundan? Dur. Oğuz nerede? Oğuz'a bir şey yap, bakım yaptırttı. Tedavi ediyor. Tamam. Tamam Alp saldım. Tamam abi. İnşallah bu dellenmez bu şerez. Bu şerez içeride dellenirse sıkıntı yaşarız. Bu malop. Abi insan avcısı modunda olduğunu zannetmiyorum. Zaten 4 saate evet. Kanamadan gidecek yani eğer müdahale edilmezse. Ben Oğuz'u gönderdim ama. Hızlı. Ops. Hop ne oldu, bir şey oldu birden sapıttı. Ben ya, Alp evet. Abiye verdim görevi kazara. Bir sen gideceksin galiba Samet'im. Gittin mi, burada mısın? Nasıl mı kıyacağım, al modluğunu izle. Abi ben patladım, geliyorum. Tamamdır. Geliyorum abi. Bekliyorum. Uuu her yerde don burası var. Aşağı burasıları köpekler toplayın. Hayvana abi. Tıklayıp operasyonda yoksa yeniden dalacak. Oğuz gidiyor ya. Oğuz nereye gidiyor? O nasıl bir gidiş çekti lan? Yukarıda şey var abi, bitki teller. Onu alacak. Allah'ım yarabbim. Buraya çatı daha yapıldığına göre ben buranın şeylerini iptal ediyorum ya. Parkelerini. Kanamadan nasıl bir operasyon mı? Ya? Oğuz gelin dur bakayım. Sen gözümde artık mimlisin yayıncı. Bu sebepten mükellef gidiyorum, ne halim varsa gör yayıncı. Baranem. Kardeşim. Olmaz olmaz. Sağlıkta solda operasyonlar. Ne yapacağım? Yayına geldi. Vasektomi mi yapayım hayvanı? Tedavi ettik. Hala kanaması var abi. Bir kere daha gidiyorum o zaman. Abi bırakalım bu ölsün ya. Ben gene çöktüm. Geliyorum. Tamamdır. Ha kendiliğinden düzelmiş bu. Okey, okey, okey. Tamam abi geldim. Bu insan avcısı modu peki dedim mi Samet'im? Yoksa direkt şey mi yaptı? Abi insan avcısı dedi ama operasyonlar şey yapılıyormuş galiba. Keserek ötenazi, anestezi, kısırlaştırıcı, ambrosa var falan filan. Aa bizim bir tane de esirimiz var değil mi? Hı hı. Bu esirin... Onun direncini kurtarıyor. Bu esirin kalbini alalım mı abi? Alalım, her şeyini alalım şerefsizin. Karaciğer, böbrek... Salak, böbrek, üf. Bunları mutfağa koyalım abi yalnız. Tek soğuk alan mutfak ya. Neyi? Tamam, ha, dala böbreği mi? Dala böbreği biraz araştırmada şimdi ona doğru gideceğim. Yayını terk ediyorum, yeter artık. Hayda! Samet'im nereye ya? Samet'im kesene bereket. Yayını terk ediyorum dedi, yeter artık dedi, gitti. Aga abi. Aynı anda iki aynı parçayı sökmeyin. Yok canım, bir şey yok. Uykum geldi, Allah rahatlık versin Samet'im. Yayını terk ediyorum, yeter artık. Ozan Efendi de imamcaya attı. Ya Crawford bize katılsa şimdi bir de şeyle uğraşacağız. Uyuşturucuyla falan uğraşacağız ya. Aa hayvanı kendi eliyle falan besliyor Alp abi. Hı hı. Onu şey yap, evcilleştirme verdi, evcilleştirmeye çalıştırtıyor. Mantıklı. Deneyelim. Yaldım. Peki döllenmemiş yumurtalara toplamayacak mı bizimkiler? 4 tane döllenmiş var, 10 tane döllenmemiş var. Artık horozları kestik ama ya. Hı hı, kestik. Yayo işi kolay, yemek yapmak gibi. Ama gerek var mı ya? Yani hadi bak, çok kaçırılmayacak bir şey olsa mesela, atıyorum bir tane daha tıpçı, herifin tıpı 10. Okey o zaman da bu haliyle bilmiyorum ya. Bana sadece beleş iş yükü gibi geldi yani. Abi Arzu kafasına ne taktı? Ya kardeşim ya. Ya bir kendine gel ya. Allah Allah. Denlettiği şeye bak ya. Kapşonlu bu. Şöyle bir özelliği var Samet'in. Şeytanipliği kapşon.
giyen karaktere karizma katıyor artı %20. Oho. Onurum, kesene bereket, teşekkür ederim. Yaham ya, derdettiğin şeye bak ya. Onu arzuya değil de bana veya şeyi Ozan giymeli ya. Olan birini yaptıracaktım. Ozan'a sosyallik falan 12 idi. Kamerayı yani kapattın mı chat ya? Altta bakmayayım gene. Ben arzuya bunu şey yaptırtayım, Ozan'a giydirtiniz. Ben bunların bak üstünden diyor. Bir şey çıkarttırmıyorum abi. Bir şey oluyor ondan sonra. Beni oyundan atıyor. Ha. Ben de çıkartmayayım mı, dursun mu? Sen bilirsin abi. Ben de atıyor. Sen de atmıyorsa dursun. Ya şey çıkar. Bakalım. Attırdım oraya. Şunu da izin ver. Dur. Bizim Ozan da değil mi? Cansan Ozan. Ozan'ın sosyallik 12 idi abi. Zorla giydir. Zorla giy Ozan. Gerek abi bir çok sıkıştırılmış makine çıktı. Bedavadan bileşen alacağız var ya. O anne süper oldu. 10 numara oldu orası. 10 numara. Oraları kastın, iki kolonu inşa edip öyle devam edeceğim. Valla uyuşturucuların iyi para ettiğini biliyorum ya. Çünkü ambriyosaları biz elle toplatıyoruz. Elle toplattığımız işte 100 tanesi falan filan çok çok devasa paralara satıldı yani. Aynen öyle. Onu da yapabiliriz. O da bir seçenek. İşte heykelden yürüyoruz şu an. Heykelden yürüyebiliriz. Bu arada saldırganlığı geçmiş abi. Orta düzeyde kan kaybı falan var. Tamam, süper. Güzel Ömer Alp, teşekkür ediyorum. Prime'ın avantajıyla aramıza katıldığın için sağ olasın. Hocam şık dursun diye kolon yapacağım ya. Şöyle toplamda düşünsene 3-4 tane kolondan ortası parke. Adam pıtı pıtı geçiyor gidiyor. Şeye gidiyor, bizim yeni geyzere gidiyor enerji alanına. Güzel bir koridor, hoş gözükür bence. Şeytan iplikleri de güzel fiyatı satılıyor. Benim iki tane koloni var. Biri seed'de, biri de sadece yayo yapıyor. Parti başına 16k alıyorum. Evet evet, ayrı koloni kurulabiliyordu galiba. Hı hı. Ya şu an istesek başka yerlere gidebiliriz bir şey ihtiyacımız olduğunda. Hatırlıyorum ha, böyle yemek yapıp gidip şey yapıyorduk. Ya beraber yapmıştık onu, eğlenceli oluyordu. Oralarda zaten başımıza şey geldi ya abi, böyle kafamıza roketlerle falan iniyorlardı böyle. Ya biz aşırı geliştik, çok gelişince böyle oldu. Yani bizim yemekler yanlış hatırlamıyorsam 20.000 patates, 30.000 pirinç falan. Kitaptan böyle hayvanlar, abi. Hayvanlar. Kitaptan nasıl bakıyorduk mesela, şeye bakıyorduk, servet. Bizim toplam servetimiz 112.000 dolar şu an. Ne? 112.600 dolar. Orada aşırı yüksekti, ondan biz patlamıştık artık, şey demişti oyun yani. Yeter bu kadar diye. Yeterince oynadın. Hadi git. Ama multide senkronize sorunu yaşarsın. Benim 2 milyon. Oo. Hocam 2 milyona kadar siz hayattaysanız bu arada herhalde biz de yaşarız be abi. Yaşarız biz ya bize yani. Sanmıyorum çok problem yaşayan. Yani şu an iyi gidiyor her şey çok şükür. İhtiyaç yok biliyorum kolona ama sırf güzel dursun diye yapıyorum. Şimdi bakıyorum bizim ekstradan yapacağımız bir şey var mı diye. Yani. Yeni mermer yaptı mı bizimkiler? Bitmemiş daha proje. Abi 2 milyona üzerinize gökyüzünden şey atmıyor mu ya? Meteor falan. Efendim sevgili Kainhab, 16 ay olmuş, nice senelere inşallah demiş. Teşekkür ederim. Kainhab sağ olasın. Bir yerden sonra saldırganlaşıyorlar ama sadece Mekonate ve kovanlar geliyor. Mekonate kovanları geliyor. Öfkeli evet, yaban domuzu. Fark etmez. Protein. Bizde avcı var mı şu an o çevrede? Vırtıkan biri. Dışarıda yok, kimseyi yok. Görmedim abi ama. Okey. Ona baktım da. Dedim varsa kaçıralım.
Aynen, güzel oluyor. Bir yukarı gidiyor. Ay Alev, ne yapıyorsun kız orada? Alev, oradan dolaşma be güzelim. Oo. Girer mi içeri? Kapı tutar mı onu? Aldım hepsini. Aldın mı sen Samet? Tamam. Alev git yat. Alev yatmaya mı gidiyor? Heh, İyileşene kadar dinlen dedim. Ben de Oğuz'u aldırayım hızlıca, gidip baktırsın ona. Romantiklikte sıfır şans diyor. Ha, tedavi ediliyor, öncelik ver. Güzel. Yakından Ambrosia'ları toplarız burada. Onlar da %97'ymiş. Şu yakınımızda iki tane Ambrosia şey olması güzel oldu. Kahve içiyorum hocam. Teşekkür ederim su hatırlatması için. Ya şu köpekler Ambrosia'ları toplayamıyor ya Samet'im. Bir iki dakika şey vereyim mi ya? Buzdolabına girsinler mi? Elle toplatırız abim ya. Bence buzdolabına girip hiç orayı mındar etmesinler. Tamam. Ozan efendi mesela toplayabiliyor. Taşıyor'a öncelik verdirdim. Jale toplayamıyor da aşağı inim topluyor. Hoppa. Güzel. Oo, 97 parçada altınımız varmış ha. Aulink desen hepsini tekte yapardı. Ben ne anlama geldiğini bilmediğim için dokunmadım hocam. Yarmer falan böyle kullanır mullanır. Bumalı partik bizim sanırım. Süper abi. Ben de ikinci enerji kaynağına doğru gittim. Oraya yaparız, yanlarını açık bırakır, çatılarını kapatırız. Bir tane de elektrik bağlantısıyla şuraya çektik mi tamamdır. Pillerimiz yeter değil mi abi ya? Yeter yeter. Bebişler hala büyümedi mi ya? İlk doğan bebeğimiz Sarkan abi mesela. Kaç yaşında? 2 aylık galiba. Ya da 2 yaşında. Bakayım. Okul sınıf mınıf yapmak lazım ama. Dikim yok dostlar. Başım ağrıyor arada. Ondan bir kaşım gözüm ayrı oynuyor. Yanlış anlamayın. Güzel. 2 yaşında. Tamamdır. İyi. 7 yaşında falan şeye giriyor. Yavaş yavaş yaparız okulu. Bu arada Alp hala da Doğukan'la konuşuyor. Bunlar ne konuşuyor da bu kadar? Samet, bunlar senin hakkında komplo teorisi, komplo şeyler yapıyor olabilirler. Hiç bilmiyorum abi. Doğukan'ımın safı terk edeceğini zannetmiyorum. Zorunlu silahlandırma bile verdim abi. Yani Alp'i bence affa ama çok ikna edici olabilir istersen. Oluyor abi, oluyor, bilmez miyim? Bunu koloniye katıyor abi. Koloniye katması yerine operasyondan alsak ya dalağını, böbreğini. Şu an operasyon yapamıyoruz diye düşünüyorum. Bir bakayım. Sol akciğer, sağ akciğer, böbrek, karaciğer. Ya onun için şu an araştırmaya gidiyorum. İmalata gideceğiz. Oradan biyoniğe gideceğiz. Biyoniğe gidince biyonik bacak, biyonik göz falan alabileceğiz herhalde.
Bunların organları alınıyordu diye hatırlıyorum ya. İşte araştırmada daha şey yapmadık galiba. Zeynep gene nereden gidiyorduk ona ya? Hatırlayan varsa söyleyebilir mi? Bu sebepten beni kaybettin. Ya Baran'ım. Şimdi Onur'umun, Doğukan'ımın ne suçu günahı var? Canını yediğim. Hiçbir şey senden kıymetli değil. Ayıp et. Ama yani takılıyorsak amlarla. Ne bileyim, Onur'un bugün Neriman açtı falan. Siktir lan. Ya balım, hiçbir şey senden kıymetli değil ama adamların da suçu günahı var. Selamlar Kürşat, hoş geldin. İyi, ben geliyorum abi. Tamam be. Organlara değil, protez onlara. Araştırmalar işe yaramıyor. Tamam, o zaman ben bunun böbreğini alayım ya. Operasyonlar sipariş şekli sağ böbrek. Ya da alıyor, sağ mu? Akciğer. Ha. Böbrek alan böbrek. Ha. Merhaba. Okey. Alp abim, tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Artık yeni bir taraftar da kazanmış olmakla birlikte. Ne yani, şimdi Doğukan'ın şeyi kalktı mı? Affedersin. Efendim abi? Artık yeni bir taraftar da kazandım. Tamam. Bakalım ne yapayım. Şimdi ne oldu? Doğukan'ın şeyi yasaklaması kalktı mı? Yo. Ben ona da söyledim. Yani. Biz 10 numara sohbet ettik abi. Alp abinin düşünceleriyle seni zehirlemesine izin verme. Al işte ya. Metanetli. Valla Baran çok doğru söylüyor ya, yemin ederim. Metanetli ol, dirayetli ol kardeşim. Ben geldim abi. Okuduklarımı chatten burada tekrarlamayayım. Şimdi Crawford'un böbreği. Ben alıyorum. Direkt burada almaydım bari Samet. Abi aldık böbreği. Abi böbreği dolaba kaldıralım abi. Dur, ver bana, kaldırayım. Böbreğin yeri orada mı peki? Buzdolabına işaretledik mi? İkimiz de birbirimize güzel bilgiler aktardık. Ben niye sürekli düşüyorum oyundan ya? Bugün bir şey var, anlamadım ben de. Peki Baran'ım. Silahlanmanın bırakılması durumunda. Sevgili, ben böbreği geldim yanlış abi. Böbreği yanlış yere koydu Samet, dur. Onu bir almamız lazım. Silahlanmanın kalkması durumunda sevgili Onur Cavit'in ve Doğukan'ın ne kadarlık bir uzaklaştırmaya tabi tutulacak? Cezalara nedir? Uzlaşmaya gidelim. Valla Onur Cavit yandı. Onur Cavit. Eşyalardan. Bak o zannediyor. Bence hala o beni istiyor. Selamlar. Eşyalardan Yunus, hoş geldin. Vücut parçaları dedim, sanmadım. Tamamdır abi. Tamam, buraya koyacağım. Buradan da vücut parçalarını kaldıralım. Okey. Şimdi hatta buna da alıp şunu taşı diyelim. Emir verdim abi. Howling dedim. Tamamdır, süper. Evet. Artık bir böbreğimiz var ve adam hala yaşıyor. Başka bir şey daha alak. Abi karaciğerini alsak ölür mü lavuk? Ölürse kimin sol umurunda? Sol akciğerden bıçaklanmış. Sol akciğerini almayalım iyileşmeden. Karaciğerini alalım abi, karaciğerini. Aha, iyileştirip öldürüyorlar insanları. Oğuz abi ellerinden öper. Bir karaciğer. Alırım. Karaciğer ölür. Ya ölürse gider yakarız. Baba ne yapalım yani? O zaman ölmeyecek bir operasyon yapalım yani. Bence de yavaş yavaş gidelim. Mümkün olduğunca faydalı. O zaman sağ akciğerini alalım. Aynen. Akciğer bir komple iyileşsin, öyle alalım bence. Bak şu an %12. %14 milyon abi. Bak %14 bir %100 olsun. Öyle alalım. Şimdi yaralı akciğer almayalım. Bıçaklamıştı zaten. Ya sağ akciğeri sağlam da. Sağ sol verebiliyoruz mu öyle? Tabii canım. O zaman sağ direkt aldım. Sağ akciğeri %93 verimlilikle çalışıyor ya. Sol akciğeri bence yeter. Tamam. Olur. Sağ akciğeri biz alalım. Allah'ım en sevdiğim. Aa, gene hatta Samet'i. Buyur sevgili Valiant, buyur. Nedir hocam? Nasıl yardımcı olayım?
Bannerlord videolarının altında şey yok, fark ettim. Operasyona öncelik. Ama ben operasyon tıklayamıyorum abi. Operasyona tıkladığım an beni atıyor. Tamam, ben tıklarım. Ya artık gidecek galiba da. Sıkıntı. Bugün bayağı yaptı. Gel. Bu oyunda adamlara odun topla diyorum, yapmıyorlar. Yani toplayacakları bir depo olmayabilir. Depolama alanını ayarladın mı? Belki depolama alanı ile alakalı bir sıkıntı yaşanıyor olabilir. Ben bir hız aldım. 30 saniyeye geliyorum. Tamamdır abi. Ya depolayacakları alanla alakalı bir sorunla karşılaşmış olabilirsin. Elimizde ne kadar granit var? 1300 tane granit var. Okey. O 8. çocuk da geliyor. Ne güzel abi. Hey Alp abi. Ya Samet Bey. Mazlumların kanının elinde olması hoşuna mı gidiyor adam? Evet. Ciğer aldın mı? Abi bilmiyorum, oraya bakmıyordum o. Bakalım. Evet, uzun parça çıkarmaya gidiyormuşum biz ha. Baran var ya, sen var ya, sen çok mükemmel bir insansın ya. Abi Baran'ın niye senin tarafını tutuyor şu an bilmiyorum ama. Baran haklının tarafını tutuyor. Alp abi. Ama sen haksızsın. Haklıyım ki, adam beni tutuyor. Haksızsın abi. Crawford bence buradan çıkmaz gibi geldi bana şu an Samet'im. Operasyona tıklayamıyorum abi, beni atıyor. Adamın morali, organım alındı -30. Organımı aldılar. Böbreğimi kestiler. Alp abi haklı, yayıncı göt. Neden mesela? Haklı haksızlığa aslında abi. Abi be. Bir şey olmadı gene Samet'im. Yaşıyor yaşıyor. Süper. Abi sonra karaciğerini falan alacağız, ben tıklayamıyorum adama. Tamam ben, tamam ben hallediyorum. Ben tıklayamıyorum, o işler sende, beni atıyor. -53 organım çalındı Çarpı o, organın arkadan. Çalınmadı kardeşim. Organın daha uygun bir konuma nakledildi. Bu arada organ çaldığında benim moral bozulmuş olabilir mi? Bir bakayım moralime. Abi senin moralin -9'cuk. Birinin organı aldı çarpı -9. Bu geçer geçer, bir şey olmaz. Birinin organını aldı. Biraz da kafam dağınıkmış zaten. Alır onu. Kalp al kalp, o para ediyor. O zaman karaciğeri değil. Karaciğerini alırsam garanti ölüyor mu? Vallahi bir şeye tıklamadım ya. Yeter oyun yeter. Ya bu arada ne Onur'um ne Doğukan'ım şey diye bit atmadı adamlar ya. Hani abi yayını uzatmak istiyorum ama sana kıyamıyorum. Kendini yorgun hissediyor musun? Halsiz hissediyor musun dedi. Dedim ki daha yeni başlıyoruz. Üstelik Alp abinin bana açılırsa Alp abiye de bir tur köstüreceğim dedim. Bu da işin bonusu. Bu ne? Kadar. Ben bir problem görmüyorum. Ben de mi Britis? Britis'le alakası yok. Alp'cim bir problem yok. Bu gayet normal şeyler. Sen de mi Britis? Vay be, bana hain dedi. Görüyorsun değil mi Samet? Abi abi. Tarihi bir karakter ismi söyledim. Ama amcasını bıçaklayan bir tarihi karakter. Sana hiç yakıştıramadım artık. Abi biz de Alp abiyi bıçaklayalım abi. Biz de Alp abiyi bıçaklayalım. Dur ya. Şurada pislik yerler var. Samet'e temizleteyim. Temizle lan. Alırız kellelerini Alp abim. Ya bu Alp abi sevdası nereden geliyor ya? Bu bit abi sevdası ya nereden geliyor? Ya adam beni seviyor ya. Kıskanma be adam. Ya ben de seni seviyorum abi ama şu an aramızda bir konu var, bir iddia var. İddia makamı ne dedi? Yayın uzarsa atacağım dedi. Ben de dedim ki abi seni dürtmek için elimden geleni yapacağım. Yani şimdi yayını uzatan insanlar benim suç ortaklarım olabilir mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Velev ki Musa'mın içinden geldi. Kardeşimin ya, içinden vallahi geldi. Kardeşim yayını uzattı. Ne olacak ya, yani? Bak orada, bak orada sıkıntı olabilir şimdi. Biraz art niyete kaymaya başladı. Hani Onur Cavit'inki falan normal de Musa. Evet. Ya Burak, Allah'ını seviyorsan Oğuz,
Bunların hepsi teşko teşko. Bunlar rahat. Az mı kolpaçino izledik abi. Ya bak bence aramızda sulh sağlanmasının bir şartı var. Buyur abi. Bunu şu an sezdim. Buyur abi. Ozan'ın banlanması. Hayda. Şimdi bir masum zarar. Masumlar zarar görmesin dedik. Bir masum mu feda edeceğiz abi? Ama şimdi Ozan banlanırsa Baran da rahatlayacak. Baran rahatladığı zaman otomatikman ben de rahatlamış oluyor. Peki abi, aramızdaki iddianın kalktığı senaryoda Onur'un ve Doğukan'ın kelle avları ortadan kalkıyor mu? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bilmiyorum, ben defterime yazdım bir kere. Yani hayır, aramızdaki iddia kalktı ama. Banan açılsa da uzasa da herhangi bir şey yapma sorumluluğun yok. Bir dakika, makul bir teklif geldi. Ben mağlup oldum. Mantıklı. Evet. Dandelovic 3. ayında. Teşekkür ederim Dandelovic. İyi yayınlar dileğin için o, sağ olasın. Oğuz diyorsa ben de kabul ediyorum. Baran'ımın yüksek müsaadeleriyle. Tamam, Baran'ım derse ki tamam. Benim mimimi de kaldıracak ama Baran'ım şey dedi. Evcilleştirme Aylin. Kimi evcilleştirdi? Aylin kendi mi evcilleşti? Ne oldu? Ozan alaca... O şey Baran ha. Kafaya takmış. Alaca o kendine. Hayvanları evcilleştirebiliyor. Yeteneği var artık. Kimi alalım Samet'in? Var mı istediğin bir hayvan? Gruba katalım. Direkt bu tek atabilir. Tembel hayvanlar diyeceğim de sıkıntı çıkarmasın. Çıkartabilir. Hiç gerek yok abi ya hayvana. Yeterince hayvanımız var. Kümes hayvanımız da var. Şey de var. Tamam, okey. Basket oynayacağım o kafalarla. Oo. Abi Baran'ımı ikna et. İddiamız kalsın. Dersen ki kardeşim ben ne yapayım? O zaman abi aniden böyle bir 100x sonraki donate'i. İntihar ediyorum Baran, bunu suyu sana. Baran sakinleşir yarın. Tamam, Alp abim için vazgeçiyorum o vakit dedi. Tamamdır. O ya, zaman... Adam ya adam. Peki beni affediyor musun? Ben hala yasaklı listede miyim Call of Duty için? Efendim sevgili Hasan Sarı 8000 bit göndermiş. Hocam kesenize bereket, çok teşekkür ediyorum. Alertimiz bozuk, 50 ilave ediyorum efendim. 800 dakika. Kesenize bereket, çok teşekkür ederim. Abi yayın oldu 81 saat. Ama iddiayı kaldırdık. İddiayı kaldırdık. Sen benim için mimlisin. Geç o işi. Hasan hocam kesenize bereket, çok teşekkür ederim. Yayın uzamaya devam ediyor. Tamam sen... Bak, video izleyenler diyecek ki bunlar neyin kafasını yaşıyor? Ah be abi. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Kesenize bereket tekrardan. O zaman Doğukan'ımın ve Onur'umun silahını yüksek müsaadeleriyle teslim alıyor. Ve Alp abimin iddiasını rafa kaldırıyorum. Böylelikle arada barış sağlanmış oluyor. Baran'ın beni affetmiyor lakin en azından huzurlu bir yayın akışı için devam ediyoruz efendim. Abi hemen bir Samet. Alt tabdayım. Tamamdır. Kalptir, ciğerdir, böbrektir alabilirim. Abi karaciğeri alırsak ölmezse karaciğer alalım ya. Unmod Onur Cavit. Tamam. Slash VIP Onur Cavit. Ondan sonra Doğukan nerede? Doğukan'a da kristalini verelim tekrardan. Hoppa. Silahlar alındı efendim. Unmod Doğukan. VIP Doğukan. Tamamdır. Sulh sağlandı sevgili arkadaşlar. Sulh sağlandı. Barış görüşmeleri gerçekleştirildi ve Alp abim ve Baran'ım sizleri bağışladı. Dolayısıyla yayın ne kadar uzarsa uzasın bizim de iddiamız yatmış oldu. Ki bir abimin canı sağ olsun
Alpler hiç önemli değil. Şey Alp abimin canı sağ olsun, bitler hiç önemli ya değil. Ya var ya. Bak tam ulan helal olsun diyecektim. Bak gene. Bak gene sende var. Kaşıntı var. Ama hani of. Baran var ya çok. O bir kere elektir ya şimdi şey yapar. Ama hani ama barış görüşmeleri. Agalarım için saygı duruşu. Şu an YouTube videosunda olmasaydık arkaya şey açardım böyle marş. Alp abime bit dedin. Dilim evet. Sürçtü ya. Ama bu bir sebep olamaz. Alp abime bit dedin diye adam mı öldürülür? Baran için alabilir bence. Hiç yakıştıramadım. Bak Ozan bile söylüyor. Hiç yakıştıramadım. Abi karaciğerde gitti usta. Ya canım sağ olsun. Başarısız. Onu yaktırırsın abi ben. Yakalım hemen. Tıklasam da yiyorum aynı şeyi, tıklamasam da yiyorum. Ceset yak verdim. Sokak çocuğunu tüket, sevmediğim yiyecek diyor parantez içerisinde. Naga be. Dın dın dın. Allah'tan var ya banlı kullanıcılara izlenmeyi açtım ya, sadece chat'i göremiyorlar. Yazık çocuklar bir de izleyemeyecekti. Yayın gidecekti anında. Şahin yaban domuzunu yakıyor, manyak mısın oğlum sen? Ne yapıyor lan manyak? Hepsine demişiz ondan. Heyvanları yakma. Kaldırdım. Sadece insan nerede? Cesetleri. Şimdi de taşır mısın canım? Ayarlıyorum şimdi. Kapatmıştın neden açtın be yayıncı? Neyi balım? Şey mi banlıların izlemesini? Abi gerek yok, izlesinler. Sevgili Kutlay, seri hemen bitmez ya. Seri daha devam ediyor. Banlıların izlemesini. Ya balım kafamı ütülemedikleri sürece izlesinler ya. Hani ne oluyor? Arada benim sinir yaptığım insanlar oluyor mesela. Bazen gerçekten kafam kaldırmıyor biliyor musun? Ya normalde mesela hiçbir şey demem ama adam geliyor diyor ki abi şimdi gerçekten 100 saat uyumayacak mısın? Hani 10 kere şey yapıyorum, 11. de diyorum ki hocam manyak mısınız? Doğru. Ya o benim sinir anıma denk geldiği için böyle, hani arada masum insanlar kaynamasın diye. Şey yapmaya çalışıyorum. Bu ozan etinin yetkisini aldım, haberin olsun balım. Sen nasıl dersen. Ama Onur'um ve Doğukan'ım affedilebilir mi lütfen? Teşekkür ederim. Aa Baran'ım hasta galiba, ne oluyor? Nasıl ya? Üzerinde sarı bir şeyler yanıyor. Ha o kıkırdama falan, mutlu olmasından. Ha mutlu olmasından. Anladım. Şimdi sen 81 saat uyumayacaksın. Alp abim ne istiyorsun, affedelim mi diyor bak abi Baran'ım. Kimi? Onur Cavit'i mi? Onur'la Doğukan'ı affet de. Doğukan'ı affet de. Onur Cavit. Abi Onur da. Ama Onur da ponçik bir kardeşimiz ya. Onur da ponçik bir kardeşimiz yani. Hanımla. Ponçikti. Hanımla aynı yöreden. Ya hanımla şeyleri var yani, bağları var. Olabilir. O yüzden bence affedilmeli. Aa şey civciv çıkmış bunlardan Samet'im. Döllenmiş yumurta vardı ya. Evet abi. Civciv çıktı. 3 tane civciv. Ne 3'ü? Abi 4 tane civciv. Aa o da iyiymiş la. İyi bizim kurtlar civcivleri yemesin de. Açıldı bana. Artık çıkar da bir iki tane biz onları şey yaparız. Mantı abi sevdim ya. Rica etsem Onur'uma da af gelebilir mi? Teşekkürler. Düşünmem lazım. Ben sana bir teteyim abi. Belki bu düşünmene yardımcı olur. Oğlum sen bizim kalbimize bir tatmış. Vay abim benim ya. Ama Alp abiyle çok uğraştım bak, yalan değil yani. Şeyin sabatonun başından belli. Abo. Piyade tüfeği yaptırıyorum Samet'im.
Olur abi. 7 tane bileşen yiyecek ama. Ama insan sevdiğiyle uğraşır be abi. Öyle öyle. Bak Baran'ın niye benimle uğraşıyor mesela? Sevdiğinden. Yani. Kardeşim benim ya. Fatih'im hoş geldin. Aa, Onur da affedildi. Tamam, güzel güzel. 100 saate çıkaralım el birliğiyle. Hoş geldin Fatih'im. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Onur'u niye banladınız? İç savaş çıktı Fatih'im, hiç sorma. Hiç sorma, büyük bir iç savaş çıktı Mirim. Az önce sulha vardık. Ben yayına ya, doydum kardeşim, es geçme. Size ilginç bir şey diyeceğim. Benim şu anki sevimde baskın attılar Samet. Hı hı. Baskın atarken ayrıyeten gökyüzünden de gemi düştü. İkisi birbiriyle kapıştı. Oo. Tabii. Farklı kabileler ya, şeyler ya, kapışır. Abi benim topraklarımda niye kapışıyorsun? Gidin kendi topraklarınızda kapışın. Duetliler kapıştı yoksa sana saldırabilirlerdi. Ben herkesi içeri topladım. Yani. Güzel, bayağı da çelik geldi abi. Benim şu hammer'ı çözsek. Vallahi ben şey yapma. Küçük ruhsal çöküş. Yani sen Ozan. Ozan'ın hammer'ı aldık diye galiba. Gece kuşu. Birinin organını almak bütün kabileye de buff veriyor. Bütün. Oğuz tarafından reddedildi mi? Lan ben seni ne yapayım? Jensen Ozan. Oğuz tarafından Masum reddedildi. Masum mahkum öldü falan. 5-6 güne toparlar. Mahkumla alakalı bayağı bir sıkıntısı var da unutacak onlar. Bunlar ne var kardeşim gibi. Organ aldık diye ya. Bizimkiler gibi şey bunlar da. Hafızaları çok şey değil. Peki evet abi, çok güzel bir şey oldu. Harika oldu gerçekten. Abi bugün Legion TD2 oynuyoruz. Bir tane Finlandiyalı var takımda. Adam bizle sohbet etmeye çalışıyor. Nerelisiniz falan diye sordu. Dedim hani we are from Turkey. We are living Turkey. Yani hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Türküz falan böyle. Adam şey dedi işte, ama ben seneler önce İstanbul'a gelmiştim falan, güzel şehirdi. Vay. Sinan abi sordu işte böyle sevdin mi Türkiye'yi diye. Sevdim, enflasyonu da gördüm diyor. Yani adam da hani gelir gelmez enflasyonu gördüm falan dedi böyle. Dedim my heart broke baba, niye böyle dedin yani şimdi? My heart incindi amına koyayım. Abi Finlandiyalı ağlamaya başladı vergilerden, inanır mısın? Deseydi sen birinci gör. Finlandiya'da %25 vergi alınıyormuş, şey yapılıyormuş. Bro bizde 50-50 diyeceğim. Hani çekiniyorum, anladın mı? Dedim yazılı olarak şey yapmayayım şimdi. Baba bizde 50-50. Aa, hayatımda ilk defa ağlayan Finlandiyalı gördüm. Finlandiyalı. Biz ne yapacağız? Finlandiyalı vergiler yüzünden ağlıyor. Diyor ki 15 saat araba kullanıyorum diyor. Taksi kullanıyor arkadaşım diyor. Saat başı diyor 30 euro alıyor. Saat başı mı diyor işte, günlük mü diyor bilmiyorum artık. 30 euro alıyor diyor. %20 mi tax veriyor dedi. Bir şey veriyor dedi. Fazla dedi. Dedim bro Allah kurtarsın. Enteresan. Enver abi chatten şey diyor. Gelsin bir Yozgat'ta yaşasın 1-2 ay. Şunu bir çağıralım. Ben artık İngilizceyi bıraktım. Şükret pezevenk yazıyorum. Şükürsüz bunlar. Şükürsüz diyorum böyle. Doğru, haklısın. Bu arada bir Ambrosia kaynağı buldum Samet'im. Hasat ettirtiyorum. Süper abi. Buradan da iyi para gelecek. Abim bu arada bizim ikinci güç kaynağımız da tamam. İkinci jeneratörümüzün yolu da tamam. Surları murları da çekilmiş vaziyette. Samet'im burada yapacağım mı şey? Abim bina şeklinde değil de 4 tane kolon çekeceğim. Çatı kuracağım. Kalanı açık yok, kalsın. Yok onu değil, şey diyorum. Akü kaynağı. Abim yapabiliriz. Orayı da yapalım istersen, en azından öbürü saldırı maldırı yerse ikinci bir şeyimiz olur. Bence şurayı kesip yapabiliriz abi. Burayı keseriz. Kapatırız. Okay. Tamam. Şu iç odaya yaparız ama şu kesme işleri bir bitse artık. Yayıncı mimli arada... ona götten bile yok. Ya Baran'ım sen şimdi benimle Call of Duty oynamayacaksın mı ya?
Aga be, bir tane buzağımız olmuş. Süper. Civcivlerimiz var. Hayvanlarımız çoğalıyor. Bak bu muhallepelerden Samet kimyasal yakıt gelip duruyor, fark ediyor musun bilmiyorum. Evet evet. Süper abi. Çok güzel. Ben de 200 küsür tane oldu. Ya sevgili Kermit Beyciğim, ben efendim bir Finlandiyalıya karşı empati yapamayacağım. Yani gravyer peynir yerine o gün sabah kahvaltıda mozzarella yediği için üzülmesini çok takamayacağım açıkçası. Bence de. Yani ben ilk defa yurt dışında ağlayan bir adam gördüm. Demek ki ağlamak evrensel bir şey. Öyle öyle. Biz de birazcık daha şey alışkanlık haline almıştır da, ama onlarda da var. Şimdi bir şey var mı? Bakıyorum. Ya bizim çocuklar büyüse bizim kolun çok güzel olacak da, daha en büyük çocuk bile 2 yaşında ya. Abi bizim dışarıdan ithal adam almamız lazım da, mesela gelen eğer uyuşturucu bağımlısı olmasaydı yaşamasına izin verirdik muhakkak. Bu arada Samet, operasyonlarda şey de gördüm ben, kanlarını da alabiliyoruz. Oo. Var ya, biz vampir olayına girersek bu kan olayını böyle yapacağız demek ki. Fatih'im 1.90 boyundayım ve Samet'e girmek istiyorum tarzı bir söylemde mi bulunuyorsun acaba? Evlisin be adam. Evliyiz be adam. Ya olabilir canım, adam belki farklı şeyler yaşamak istiyor. Allah Allah. Ya tamam hadi, bak benim hanım bir şey demez. Yayıncı olduğum için part time kaçar da olabiliyorum. O konuda bir sıkıntısı yok. Sen eşine nasıl açıklayacaksın durumu? Ey sevgili Fatih Baykal. Şey değil mi? Kocamın aklını çeldi diye böyle hanımı da benim ağzıma yırtmaya geliyor. Gelişmiş bileşen buldum. Şu an hiç umurumda değilsin Samet. Gelişmiş bileşen buldum. Ne güzel abi. Toksik duman çökerse o yoyucunun yokluğunu hissedeceksiniz. Ne yapacaktı ki yoyucu toksik dumanda? Bir tek o etkilenmiyor ya. Ha. Biz evlere kapanırız ya öyle bir durumda. Biz abi, bir hafta falan öyle evlere kalıp çıkmadığımız oldu öyle dumanlarda. Öyle öyle. Yani bayağı bir yiyecek stoğumuz da var. Aynen. Hayvanları şeyden dışarı çıkarmayız ama hayvanların içine saman falan depolamamız gerekir yani. Ya birazcık daha dikkat ettik bu kartları kurtarırız. Biz geçen... Kim bu? Ozan. Ya Ozan tamam, sen birkaç gün önce... Abi Baran'ım şey diyor, Alp abime söylersin yayıncı. Sonuçta yeni yetki renkleri güzel olmuş. Ellerine sağlık abimin diyor. Teşekkür ederim. O onun güzelliği. O onun asilliği. Yoyucu etkilenmiyor, zehirlenmeden dolaşabiliyor. Benim rekorum bir ay adamlara mantar yediriyorum. O sayede kurtuldum. Bir ay toksik gazla oynadın ve oyunun anasına küfretmeden devam mı ettin? Ben cinnet geçiririm. Aç ağıl hayvanları. Aç ağıl hayvanları. Allah Allah. Bir saniye. Abi mümkün değil. Yer. Yer saman dolu. Samanlar yüzde kaç büyümüş? Yüzde 44. Samet'im ben şu bölgeye birazcık patates koymayı planlıyorum. Tamam abi. Ya da pirinç koyalım biraz. İki kareye alabileceği kadar koysun dedim. Buraya da kritik diyorum. Yani hangisi olursa. Tamam abi. Tik. Direkt sadece pirinç verelim oraya. Olur. Her şeyi kapatıp sadece pirinç. Aynen abi. Hatta bence tek kare yapalım çünkü tek kareye 750 birim kadar alabiliyor. Yani pirinçler mındar olmasın. Ha, tek kare o kadar olur mu maşallah. Okey. Kaldırdım abi depolama alanını. Bir tane kendim tamam. Kurdum depolama bölgesi. Tek kare. Şu kapının oraya. Tamam. Burada bütün her şeyi kaldırdım. Nasıl kaldırabilirim? Hepsini temizle. Ha, pirinç yazıp pirinci şey yapabilirsin. Bir de sadece taze izinler olacak orada. Pirinç. Tamam, pirinç yaptım. Tazeye izin verdim. Öncelik kritik dedim. Ha, süper. Tamam, buraya 750 tane depoladıktan sonra şey yapsınlar. Hatta Jensen Ozan da bunları taşısın. Tamam, çok güzel. Oradan da yesin. Oyuncukları duvardan saymıyor, evet. Adam sikiyorlar mı? Fatih neler oluyor?
Ben gidiyorum küstüm. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Koymadı buraya Jensen Bey. Patates değil, pirinç abi. Pirinç yaptım orayı. Jensen elinde pirinç de yok mu? 300 tane pirinç var. Demek ki önce patatesi bırakacak. Ha. İlginç. Ben error yedim tekrar. Attı. Ben error yedim tekrar. Olur be tamam. Semedim. Hangimiz hayatta error yemiyor? Discord'da neden sadece Twitch mod gözüküyorsun? Balım başka bir yetki var mı Discord'da? Discord benim değil ha. Discord Tolga'nın yetkileri ben ayarlamıyorum. Geçen Baran'ım şey dedi hani yönetici perma alayım abi yardımcı olayım diye. Kardeşime verdim de nasıl verdim ben de bilmiyorum. Sen hangi yetki istiyorsun balım? Yetki köpeğin olsun ne olacak? Ben geldim Baran, abi bu arada. Bu Ozan çekicini yani. İstiyor vereyim mi? Seni mi darlıyor özelden abi? Verme abi. Heh, tamam. Elsa gitti koydu tamam. Herkes gitti yemeğe güzel. Ozan ağla. Helal lan Elsa sana. Oğuz ve Cale'nin evliliğini kutlamak için toplanıyorlar. Vay. Çocuğun askerliğini bekleseydiniz abi. Evlendik biz de. Evlenmedik mi biz? Yok. Şu an kutluyoruz galiba. Bir daha evlendik. Allah biz geçen evlenecektik. Elektrikler kesildi. Oy olabilir. Yani mükemmel. Bizde en iyi nişancı kimdi? İlk ona vereyim. Benim İlk piyade tüfeği. Alp 7, 9, 11, 12, 7, 10. Evet benim. En iyi benim. Nerede o? Zaten otomatik makineliği de ilk sana vermiştik abi. Çekici bana verin Ozan'a vurayım. Böyle vurulan çekiç değil arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Arzu ikinci bu. Arzu. Arzu da öbürünü alsın. Bunu da biri alsın bizden. Abi bizim madencimiz yok mu? Var. İki tane madenci var da maden emirleri o kadar geç gerçekleşiyor ki. Vallahi ama. Bakalım başka bir iş vermiş olabiliriz madencilere. Madenci bir Musa. İki Arzu'ymuş. Musa'nın başka işi yok zaten. İşi gücü inşaat onun. Bütün işleri onun yapması lazım normalde. Ne yapıyor Musa şu an mesela? Musa makarada tukarada. Benim düğünü kutlayın çocuk ya. Şimdi hakkını yemeyiz. Nikah töreninde katılıyor. Pazar sabah Manisa'ya gideceğim. Hanımı bırakıp durmadan geri gelip gece işe gideceğim. Abo! İstanbul Manisa arası. Fatih'im sen Turgutlu'daydın bir de değil mi? Ama gerçi sen şey dediydin balım ya. Benim hani araba var iyi basıyor. Paralı otobandan kaptırıp gidiyorum dediydin. Biz otobüsle gidiyoruz Salihli'ye. 7 saat moruk aklımı kaybediyorum ya. Otobüste varlığımı sorguluyorum amına koyayım böyle. Bütün benliğimi sorguluyorum yani. Çocuk var nereye basıyor? O da doğru. Abu. Bizim savunmamız çok iyi oldu abi ya. Dediğim gibi şuraya da jeotermali kuracağım. Şuradaki dağı kaldırsın ortadan. Oraya bir tane... orayı kaldıracak da mesela. Orası kolonsuz evet. Çökmesin. Evet, evet oraya bir kolon bir şey koyabiliriz şimdi eksemedim. Orası biraz sıkıntı olabilir. Şuraya bir herhalde. Kolon. Sonra şuralara kolon. Buranın ortasına bir de parke çekeceğim abi. Parke, taş duvar, şey odun duvar. Şeye geçecek. Jeotermale. Ben 3 almıyorum. Sıkıntı yaşamayalım daha çok diye. Sıkıntı yok abi. 8 saat çekiyorum yılda 10-15 kere o yolu. Au. Bu arada abi pirinçler gerçekten iyi oldu. Ahır hayvanları bir kendine geldi. Evet evet. Samanlar büyüyene kadar sıkıntı herhalde ya. Samet şey eksenize siz Oğuz. Hayvan yerine. Kara hindiba. O daha çabuk büyüyor. Artık ektik. Bir dahakine. Evet.
Bir dahaki de Kara Hindiba Ekin. Tamam abi. Dört uzmanı oldum burada. Rimworld uzmanı Alp Bıçak var ya o. Yok canım, ben Oğuz'un eline su dökemem. Bildiğim her şeyi o öğretti bana. Fatih'im ben uzun yola gidemiyorum. Yani ben zaten babamın arabayla gidiyordum da ben o kadar uzun yol gidemiyorum. Dalıyorum abi, uykum geliyor. Salak saçma canımızı riske atmayayım diye de otobüs power. Samet. Efendim abim. Yine hayvanları cilleştiriyorum. At. Taşımacılıkta çok iyiler. Çok iyi abi. Şey yaparız, böyle bir yere falan gidecek olursak atlar güzel oluyor. Çok iyi. 84 kilo taşıyorlardı. Hey maşallah. Bir taşıyor. Bizon gibi. Çok iyi. 3 tane gelmiş. Yarabbi şükür. Ben işten sabah 8'de çıkıp çok gittim Manisa'ya. Abi gözün nasıl dalmıyor? Nasıl uykun gelmiyor ya? Biraderle beraber gittiğimizde işte nişanlılık döneminde falan Fatih'im. Evleneceğim zaman kardeşimle gittiğimde hani işte Afyon'a kadar ben kullanayım. Afyon Uşak arası birader kullansın. Sonra ben alayım. Hani birbirimizi dinlendire dinlendire kullanıyoruz da ikimizin de uykusunun geldiği bir zaman oldu. Allah'ım abi geberiyoruz. Muyla beraber acıktık. Benzinliğe girdik. Benzinlikten böyle çiğ köfte bir şeyler yedik. Ayran içtik falan böyle. Kendi pimimizi kendimiz çektik yani. İkimizi de bir uyku bastırdı. Allah! Uyul gidene kadar var ya. En son kanal manal çekmiyor bu arada. Dağdan taştan gidiyorsun. Ne radyo çekiyor ne bir şey çekiyor. Uyumamak için var ya. Mahvolduyduk ya. Benim gözüm çok dalıyor abi. Direkt şey yapıyorum. Ayran içilmez. Enerji içeceği kahvede çok çiş getiriyor. Ben İzmir'deyim, her iki haftada bir İstanbul'a gidip geliyorum. Sevgili Hasan hocam, uzun yolda uykunuz gelmiyor mu ya? Demek ki ben dayanıksızım. Bir tane atı bağladı bile direkt. Oo. Alp abim yapar. Ama taşı ya da kurtar eğitimi verilmiyor şu an. Büyümesi ya mi gerekiyor? Şeydeyken... Yola çıkarken bu, onu. Aynen yol şey için, kervan için çok faydalı. Ha, aynı zamanda anladım. Da süt veriyordu galiba. Değil at mi? Yok. At süt veriyor. Vermiyor. Ne veriyordu bu? Bir şey veriyordu ya. Hiçbir şey vermiyor. At, eşek bunlar ya. Öyle şey. Ha. Sims. Okey. O zaman kafası. Fazlasını doğurduklarında keser yeriz. Kesinlikle. Erkek bir dişi tutun yeter. Gidip bir de gecesine geri geliyorum. Ooo. Alp'in evcilleştirme kaç oldu ya bu arada? Tuttuğunu kapıyor valla. Abi Alp abinin evcilleştirme 13. 13.50. Güzel. Deli gibi. Ben bir kere dururum, durmam belli olmaz. Yakıt lazımsa dururum, yoksa çok zor. Durmadan basarak abi, durmadan daha tehlikeli değil mi ya? Tamam hocam. Araba konusunda da şeyim. Anladığım kadarıyla yumuşak popoluyum. Bananım, görüşürüz kardeşim. Dikkat et kendine. Ama yarın Call of Duty girelim. Bugünlük mimle de yarın mimle mi olur mu? Birlikte oyun oynayayım ya. Abi şu bölgede çatıyı kaldır dedim ama kolonun olduğu yerde üstüne yıkılmaz değil mi Muyun? Çatıyı kaldırabiliyormuş mu taş çatıyı? Sanırım kalkıyor abi, kırmızıyla işaretli galiba, ben renk görüyorum bilmiyorum. Kaldırabiliyorsa kaldıralım. Denedim abi de. Sen gönlümden mi banlandın? Minik kalbim kırıldı. Hadi bir bakalım. Kaldırabilecek mi? Fatih'im Allah rahatlık versin. Ben otobüste gittiğimden yastığımı da almak suretiyle uyuyarak gidiyorum. Sabah bir bakıyorum İstanbul'dayım. Yok abi, otobüste ben uyuyamam. Ben her mola noktasında koşup çişe gitmek zorundayım. Çatlarım yoksa.
Ben her mola noktasında duracağım. Yoksa çatlarım abi. Herkes uyuyor. Jale. Jale'nin temizliği 2'ye aldım. Bu ara biraz sanatkara vereceğim ya. Abim bir de bizimkilerin yemek önceliğini bir şeye alsak çok iyi olur. 9 tane falan yemek kalmış. Yani malzeme Allah var, ama yemek yok. Dur hemen. Ne vejeteryan yemekte ne güzel yemekte, yani kafalarını kaldırmadan yemek pişirmeleri lazım aslında. İşlerden 2 tane aşçımız var. Ailem bir de... Aileni biz çiftçiliğe falan şeyden vermişler. Bir şeyler olmuş, ondan vermişler. Onu kaldırdım. Ailem bundan sonra. Ailen değil mi? Arzu ana abi bizim ailemde. Anaçar. Arzu 15. Evet. Arzu'nun başka bir işi var mı bakalım? Madenci, bahçıvan, çiftçi. Onları da aldım 2'ye. Pardon, dur. Beraber alıyoruz hayatta. Ailenle şey ikisini aşçıya full komple verdik. Biri 10, biri 15, yani gayet güzel. Tamam. Abi, ikisi sabahtan akşama kadar pişirsin abi. Yoksa kolonide açlık baş gösterecek yani. Biz bir çiftçiyle alakalı bir pişiler oldu, ondan arttırıp unutmuşuz demek. Hindiyi niye parçalayamıyorum ya? Ne diyor? Bozulmuş mu? Ha, onu yakacağız o zaman. Dur. İnsan hayvanı da ekle. Tamam, bir saniye. Arzucuğum, şunu bir hızlı bir... Yok. Aile. Niye olmuyor? Laboratuvarıma görev verdim. Ceset yak. Ayrıntı var. Tamam. Niye olmadı? Biz... Hah, oldu. Oğuz bitiriyor. Ben boş boş işlerle uğraşıyorum abi. Süper. Yaktık bunu da. Okey. Yani zaten öyle çok bir işimiz yok ki. Her şey kendi kendine oluyor. Şurayı Jale Hanım neredesin? Ne yapıyor? Yemek yiyor. Allah yani. Yani Jale git şunu bitir artık şu mermer işini. Nereye gidiyor bu? Ya Jale bak şimdi sayacağım. Küfür edeceğim hadi. Abi temizlettim abi Arzu'ya. Tamam. Oo akciğerimiz var, karaciğerimiz var, böbreğimiz var. Biz zenginiz ya. Abi biz karaciğeri almışız ölmüş. Almışız yani. Almışız abi, almışız. Süper, ben alamadım kendisi. Doğruyor mu? Ya tam... İş yaptıracak kadın doğruyor ya. Benim çocuğum doğruyor da. Yapacak bir şey yok tabii. Yani. Satranç oynuyor kadın. Vay be, helal olsun. Abi %71. Ne? Yanlış yerdedir o zaman sanmadım. Orada %96 falan çakıyorduk biz. Yo. Niye ki %70? Tek yer onu abi. Evet. Kadın sıkıntılı diye mi? Ya Allah sağlıklı Allah. Çıkacak abi. Olmadı bu elden sonra. Altın yatak matak yapalım ne bileyim. Başlatayım mı ben, abi? Ben değil de başka birini doktor koyunca ne oluyor? İzleyecek birini koyun Musa falan. Fark etme. Tamam başlatalım. Başlatalım yani... abi. Ha yaşı 38 ya. Samet'im yaştan. Aa yaşlı almışız abi. Giderken işedi mi o? Bilmiyorum ki. Kusmuştur. Kusuyor. Anı ne bir kusuyorlar ya. Yaştan kaynak. Biraz yaşı geçkin diye. İhtimal düşüyor doğru. Yani normalde biraz öyle ya. Anladım. Kusmu Ozan'a temizletelim bu arada. Ya Allah'ım ya. Benim çocuğum kim olacak? Var mı çocuk olmak isteyen? Var mı çocuk olmak isteyen nasıl?
Abi ben şöyle bir şey yaptım, haberin olsun. Böğürtlenleri ana depodan alıp şeye taşıtıyorum. Ahırın olduğu yere taşıtıyorum. Bu sayede sadece pirinç değil, böğürtlen de yiyebilecek oradaki hayvanlar. Zaten onları depoya koymamızın amacı köpeklerin yemesiydi. En azından böylelikle hem köpeklere hem diğer evcil hayvanlarımıza yaradı. Okey, çok güzel. Ambrosyalar toplamış bizimkiler. Hayır. Biraz yetişemediğimiz yerler var. Öyle bir ses geliyor ki. Oo, bu sonuncusu çığlıktı. Evet. Yasin'im sağ olasın balım, hoş geldin. Yasin, İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Abu. Ramazan Bey, görüşmek üzere efendim. Çok dikkat edin kendinize. Heh, kalktı doğdu. Bebek adı şeyi sende abi. Yasin isterse Yasin'e verelim. Olur. Ama Yasin'im de gerçekte kendisi bir baba. Erkek mi bu? Reaper diyor. İlk ismi de Yasin. Vay. Kabul et. Bebek kemerli. Abi Yasin'i komodinin üstüne koymasaydınız abi. Ne? Dur alırız şimdi. Bana ne oldu? Ben kendime dokunamıyorum şu an. Ha, çocuk şey yapıyorum, besliyorum. Biraz böyle besliyorum gene. Abi kabilede bu 5. çocuk olacak. Yani çocuklar artık biraz büyüse mi? Keşke, keşke. Sağ olasın Yasin, sen nasılsın? Cehale ticaret etene gelmiş. Zaten hamile o yani. O ticaret falan yapamazdı. Daha yeni doğurdu. Olsa. Az önce. Selamlar HDDM Didi. Hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? O ne ya? Aa. Abi şimdi şöyle mesela bir kadından atıyorum örneğin Arzu'dan sipariş ekle deyip şeyi çıkarabiliyoruz, yumurta özü, sonra onu başka birinin spermiyle dölleyip başka birine takabiliyoruz. Yani mesela bir tane genç kadın kolonist geldi diyelim, esir aldık, şey yaptık, zorla ona kendi çocuğumuzu doğurtturabiliyoruz. Vay, güzel. Yapılır mı? Sapıklık da son nokta. Çok mantıklı. Biz mi doğuracağız gerçek kolonistler olarak? Bizim çocuğumuz da doğrasın. Ya şey mesela abi, Aylin'den aldın atıyorum şeyi, yumurta özünü. Şey diyor bak, bir yumurtayı bir saklama kapsülüne çıkarın. Daha sonra bir erkek tarafından döllenebilir ve sonra hamileliği başlatmak için bir anneye implante edilebilir. Ve başarı oranı %500. Güzel. Atı da aldık. Bu arada genlerle oynamak için şey var, ona da geçebiliriz. Yani ha. Çocukların genleriyle oynayacağız dediğimiz gibi. Bu arada jeotermal bastım. Jeotermal'in yanına ahşap bit şey kazıklar koydum. Bir şey söyleyebilir miyim? Üstüne çatı yapayım size? Efendim abi. Bebekleri küveze koyduğunuz zaman bak, kişi ekle diyor. Normalden 20 kat daha hızlı büyürmüş. Ama hiçbir şey öğrenemeden büyüyorlarmış abi. Ha, yani sevgili de. Kermit söyledi chatte. Küvezde büyüttüğün zaman ya diyor ben hani toplayıcılığa falan kullanıyorum ya da yedek parça işte mayın eşeği ölmesi için. Oğuz abim ben... Sana salsam sıkıntı olur mu? Bir lavaboya gidip gelsem o ara. Oyun arkada aksa. Sorun olmaz.
İnşallah error yemem dostlar ya. Lavaboya gidip geleceğim çünkü. Tamamdır. Hatta Oğuz abim verebilirsen bana Discord'dan yayın verir misin? Biz senin ekranı verelim. Tamam. Ama gerçi nasıl olur? Aa dur, Discord'u yan ekranı alırım. Ben de altta şey oyun açık kalır ki durmaz. 1080 veriyorum. 1080 60 mı veriyorum? Sana zahmet abi. 1080 sen 60 verdin. Sağ ol abi, hemen açtım. 1 volt verdim. Doğru. Doğru abi. Tamam. Şu an senin ekranı vereceğim. Bir yandan benim de oyun açık olacak ki oyun donmayacak. Tamam. Bak şu an çalışıyor. 2x aldım. Evet. Ben o ara kendimdeki sesleri kapattım. Tamam. Hemen ben gidip geliyorum abi. Peki. Şimdi Jale temizlik yapıyor. Evet. Evi bok götürüyor diye oldu. Bu arada hala yemeklerimiz düşük. Bu yemeğe öncelik vermemiz lazım. Yemek siparişlerine bakalım. Güzel yemek pişir 4. Vejetaryen yemek pişir 4. Güzel, güzel. Bebek yemeği de güzel. Maması güzel. Alp, Duck tekesi, keçisi falan gelmiş. Onları da alalım onlardan, mı sence? Allah, süt geliyor onlardan. Süt topluyorlar. Et kaynağı. Üçüncü atı da getirdim buraya. Güzel. Güzel güzel. Valla benim bayağı karışık ya. Biliyorsun zaten o hayvan şeyi. Ya ticaretçi geldi, tamam mı? Ticaretçi de şey satıyorlardı. Kobra. Kobra mı? Gerçekten mi? Kobra da mı aldın? Almadım. Alsam mı diye düşündüm. Bari. Sonra dedim Oğuz bana sövebilir. Isırır. Saçmalama, kobra alınır mı? Niye canım? Kolonistleri ısırttıracaksın. Derilerinden faydalanırdık. Sonra dedim ki Oğuz'a sormadan bunu almayayım. Aga be. Veteriner ilhamını kaybettin Alp. Tamam artık, bundan sana gerek yok. Ama çok güzel topladın o ara. Atlarım atlarım. Toplarım. Çatır çatır aldın. Topları. Güzeldi. İlham önemli. Jensen toplarım. Ne yapıyor? Taş topluyor. Güzel. Jensen her zamanki boş işlerde işte. Mermerde devam. Bu arada çok güzel. 1500 mermerimiz var. 1000 granitimiz güzel. Var. Güzel. 6400 çelimiz var. Şeylerimiz de çok güzel. Çiğ patates, pirinç, sebzelerimiz güzel. Kimyasal yakıt değil de biraz bileşene şey yapmamız lazım. Yardırmamız lazım. Vallahi ben demin bir tane gemi düştü. Oradan aldım şeyi, bileşeni. Gelişmiş bileşeni daha doğrusu. O hoştu. Güzel bir detaydı yani. Bu ağaçları için ben verdim ya. Şu ağaçları kestirmeyeyim de şey olsun. Yukarıda ambrosyalar var. Hasat et verdim. Daha gidemediler. Hasat etsinler. Onlar iyi para ediyor. Yani başka iş verirsen gitmezler abi. Başka işleri özen kaldırıyorum. Vallahi Yasin, bileşenler çürümüyor ya. Cihazın öğretmenlik ilhamını kaybetti. Okay. Çürümüyor galiba. Ya ben biraz modlu oynuyorum bunlara göre. Biraz daha oyunu kolaylaştırdım. Yasin yatıyor. En son bir tane kız doğdu. İsmini de Monika koydum. Aha, güzel. Bunları taş emir verdim. Mossuz çürüyor. Aynen. Onur Bey. Bundan sonra sana Onur Bey diye hitap edeceğim. Ne güzel. Ya saçma tabii. Saygı değer. Tabii. O heykel mi ya? Şeyin içindeki. Neredeki?
Bu şu an tıkladın mı? Yok. Ana odada köşede bir yer var. Şu mu? He. He, heykel. Devasa heykel. Ha. Yemek masası daha, yemek masası daha şey olsun diye yani burası. Yemek masası ya. Aa, güzel bir yemek masasında yemek yedim falan muhabbet olsun. Halısız beyze bez mi derim ben ya. Valla Samet istemiyor. Bu arada niye? Birinin organını aldı, az kaldı. Bir gün içinde herkesin moraller düzelecek. Neden istemiyor? Bilmem. Kobra derisi, kobra şapkası mı? Vay. Aynen Yasin. Konforu artıyor. Odalar. O kobra derisi, kobra şapkası nereden geldi ya? Yaptık. Kobra mı var sizin base'de? Ha. Ya kobra kesmişizdir denk geldiyse. He. Ya yoksa yok ya, ben mi? Ben şu save'imi bitireyim de. Daha böyle fillerin olduğu. O sen fillerin olduğu map'leri biliyor musun? Of course. Tamam. Tarım yüksek olan kimdi bizde ya? Şahin miydi? Şahin'di galiba. Bahçeli tarım. Musa mı? 11. Arzu. 11. Arzu. Arzular şelale oldu. Genişlemcisi şurada. Arzu'ya veriyorum. Öyle Arzu. Yasin ya. Taş oldu mu sıkıntı ya. İnsanlar böyle bir renk görmek istiyor. Evlerinde konfor. Samet'i soracağım. Sen evinde halısız mı oturuyorsun diyeceğim. Abi halı istemiyorum ben dedi. Ne yapayım? Halıya olabilir. Olabilir Yasin. Gen yeteneğine gidiyorum ama şu an. Genler konusunu iyice şey yapmamız lazım. Ayarlamamız lazım. Hepsini gen... tek tek toplarız. Ben o tip şeylerle uğraşmadım ya. Az cüm hadi canım. Hepsini İlk taşındığını kullanmıyordu ama şu an var evinde yani. Ben gördüm. Arzu benden nefret edecek birazdan. Her şeyi zorla yapıyor. Genişi karmaşık iş. Vallahi Oğuz bu oyunun profesörü. Güzel kardeşim. Adam biliyor yani. Tüm öyle bir tane yok. Heriflerin Word'ü yapmış. Musa da topluyor be. Adamsın demişler Musa. Ki, bu oyunu Oğuz oynar. Çözer. Tamam, hallettik. Bize anlatır. Güzel. Tamam, Ambrosio'ları hallettik, süperiz. Şimdi geldik. Başka ne yapabiliriz? Base'imizde. Garantiyonunu bir yere götürsünler. Şurada başka bir proje daha verelim. Büyük heykel. Ayrıntılı sadece mermer, aynen. Yap bir tane daha. Mermer bloğu yapıp şey yapıyorsun değil mi Oğuz? Efendim? Mermeri ilk önce blok haline getiriyorsun. Aynen, ondan sonra. Çok detaylı oyun. İlk oynadım 20 defa falan patlamıştım. Yani oluyor. Onur Bey. Bizde silahı olmayan var mı bir bakayım? Kolonistini rakun mu yedi? Var. Güzel. Nasıl yiyor ya? Patlamak çok kolay. Doğru, oyunda patlamak kolay. Hoş geldin biz... Mr. Poker Face. Bize birinin ziyarete gelmesi lazım ya. Bir şeyler satalım, bir şeyler alalım. Delirdi abi, atladı. Olur yani, o oyun ya. Bu RimWorld'da olmayacak şey yok. Abi bak, ben de bu... Yayındayken Sametler arka kendim oynuyorum. Gökten işte şeyler indi. Baskın. Bir de ayrıyeten yan kabileden baskın geldi. İkisi birbiriyle kapıştı. Ben kurtuldum. Ben dedim eyvah, bunlar birleşip bana dalacak dedim galiba.
Ha, sen böcekleri açmışsın. Robotlar uyandı. Allah. Dur. Eyvah, öfkeli Bumrat. Bu mu la? Öfkeli. Ben de korktum. Bomba patladı, çatladı zannettim. Ya hayır bak, bu oyunun öyle bir şeyi var ki Oğuz, bir şey veriyor ya, alarm. Korkuyorsun ya. Ne ya? Beni korkutuyor. Beni de korkuttu tabii. Ya bir de bumru deyince patladı zannettim. İnsan yok değil mi lan burada? Aman ha. Yani... Çatıdan adamlar inince oyun bitiyor direkt. Nasıl lan, çatıdan adam mı iniyor bu oyunda? Yani hiç mi kurtulma şansımız yok? Var. E bak, Biz varmış daha önce Gürkan. kurtulduk. Bak, biz daha kurtulduk diyor. Adam çatıdan indi. Tam bizim oraya, biz makinelere bir daldık heriflere. Ne? Baskın yani. Bak, kurtulmuşlar Gürkan. Ben hiç kurtulamadım. Aga be. Aga be. Gürkan'ıma üzüldüm Şuna ya. yakından saldırıyor Alp. Alp neredesin? Ben buradayım. Heh, tamam, yok bir şey. Lan öyle bir deyince Alp'e yakından saldırıyor da korktum lan. Dedim Alp Çok dışarı mı fazla çıktı? kişi geliyorlar abi. Valla bana hiç gelmediler. Gelmelerini de istemiyorum. Hyperboss'la Trap oraya gitme baskın. güzelim. Oraya gitme güzelim. Hyperboss. Çık Evet. geri bas. Protokolü Geri bas. uygula Oğuz. Benim protokolümü. Patladı. Hemen kurtaralım. Kurtar sola. Bugün de Gürkan için yakıyor. Hakikaten Baran ya. Gürkan da benim çok sevdiğim değerli bir kardeşim. Gürkan iyidir ya. Severiz onu. Gürkan'ı ben hakikaten pezevenk arasak açmasak da Alçak, ne yapsa ne yapmasa. arıyorum telefondan. He. Gürkan aradı, senin telefonu açmadı Gürkan. Evet, hem de iki kere. Aa, Gürkan. Savunmanı dinle. Demek Ama istiyorum. gene de seviyorum. Geldim yayına. Senin savunmanı dinle. Abi görmemiştim ya. Görmemişse görmemişti can. Şimdi sen de şey yapma Ya çocuğa. peki, bir şey diyeceğim. Tamam. Görmemiş olabilir. Peki şimdi ben ihtiyarım. Ha, şimdi bu cep telefonlarında, hani ben bilmiyorum, cevapsız çağrı diye bir şey yazmıyor mu Oğuz? Ya görmüştür ama demiştir zaman geçti. Zaman. Ya ha, ya bu bahane olamaz. Kusura bakma. Kabul etmen güzel. Güzel tabii. Yasin Ne yer, olacağım. gençim mi diyeyim? Nasıl bir şey Gencim var ya. desen, Daha değişinden anladım Yasin olduğunu. gencim desem oradan diyeceksin ki sen ihtiyarsın. Bumlopayı da aldık bedavadan ha. Arkadaşlar, Üç ben pas. sizin telefonunu aradığım zaman açmadıysanız, tekrar döndüğünüz zaman ben açarım. Alp iyileştireceğim mi bugün Bumlopayı? Yok, iyileştirmiyorum. Çok sinirliyim şu an. Geç Ne görmüş istiyorsun lan? mağazı işim. İyileştireceğine Lan bitsin oğlum, hayvan ya. işim yok. Ara. Bak, ben Oğuz aradım, müşteriyi bıraktım. Siktir git dedim. Oğuz'la konuşacağım dedim. Vallahi aynen. Alp beni bugün aradı dedim. Alp müşteri var, şu an açamam. Ya en azından bahane. İşte yani yaşlandıkça Gösterecekler. böyle şeyler Güleceğini takılıyor. oynayacağım. Bunun yaşlılıkla alakası yok canımın içi. Bu insanın Evet. karakteriyle alakalı bir şey. Gülme Onur Cavit, görüyorum. Bu arada bu Bumlop'u ölecek galiba. Alev ilham aldı. Ne ilhamı? İlham kim? Mermeri ölecek bu malı, ben kurtarana kadar ben sana diyeyim. Bir de gittim Alp'e selam verdim orada bu malı kurtaracakken. Ben daha önemliyim ama. Ulan bu öldüm, patlayı patlayı. Yaki Tamam, iyi patlasın, ne kurtardık. olacak? Hepimiz patlamayacağız mı bugün olsun? Ben patlamayı düşünmüyorum. İyi kurtardık galiba. Yok, ben kafayı çok Onur Cavit'e taktım ya. Niyeyse bilmiyorum. Sen ne güzel Onur Cavit, Onur Cavit diyordun. Ne İşte oldu? bak, seviyordum ama şu kürek kemiği var ya Oğuz, insanların. Orada metal bir cisim hissettim bu akşam. Kürek Valla kemiğinde. ben hala daha mevzuyu anlamadım. Sen bana bir yer Bak, anlatın. sırtımızdan vurdu abi diyor. Var mı diye. Valla ben Evet. hala daha mevzuyu anlayamış değilim ama bir yere anlatırsınız.
Burak hoş geldin Burak. Selam kral, iyi. Eyvallah kral. Sana da iyi yayınlar. Şimdi ne var? Bu arada bizim kurt köpeklerimiz iyice arttı. Kaç tane oldu bunlar? Oğuz 1 2 3 4 5 efendim. Ah Yasin, içi seni, beni yakar, dışı seni. Ah. 7 tane köpeğimiz var. Ah Yasin, ah. Sağ olasın Yasin'im, sen de öylesin. Ah. İçi beni yakar, dışı sizi. Yaratıcılık arzu. Oh maşallah. Arzu bak hala canım. Arzu diyor adam. Arzu'ya taktı. Kimyasal yakıt 66, güzel. Bende de bayağı oldu o ya. Güzel, lazım olacak o. Ah Yasin ah. Esasında şu birilerine gelirse şu kan paketlerini satalım ya. Alırlar. Size kimse de gelmiyor ya. Unutulmuş bir klan oldunuz yani. Arzu çok kim? Çok yer kaplıyor. Ah Yasin ah. Arzu kim? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Geldim abi. Hoş geldin. Hoş geldiniz beyefendi. Şuna bakmayın abi, beklettim ya. No problem. Oh. Abi ben normalde kendi ekranımı açık bırakacaktım da. Oyundan atar diye. İyi yaptın. Böyle Discord ekranını açık bıraktım. Tamam, istiyorsan yayını kapat dersen kapatabilirsin. Kapatma be, ben bakayım. Aa evet, Alp abim oradan bakıyor. Normalde kaç defa error verer atar. Şu an hiçbir şey olmadı, atma girişimi olmadı. Ya demek bir ki de... sen oynayınca atma eğilimi oluyor. Meğer şu an sende bir şey var, evet. Çok iyi. Bir şey var. Evet, bir evet. De şey, Samet'im size şey gelmiyor ya, çok sık tüccar. Atık görevi yapmıyoruz. Öfkeli bu mat orada. Yaratıcılık arzu. Yakında şey olayına geçeriz. Uzaydan gelirler. Uzaya direkt yollarız. Alp Bey. Ya işte kim bizde mi? Böyle şeyler var. Sende yok. Ne, ben onların hepsini açtım. Niye? Çünkü konuyu bilmiyorsun. Ben anlatmadım. O yüzden yok sende bunlar. Ya, anlatacaksın o zaman yani. Jeneratörün üstünü kapatamamışız abim. Hemen oranın ağaçlarını kesiyorum. Tamamdır. Oranın üstü bir kapansın. Bir de granit duvardan şuraya bir şey yapacağım. Buranın üstünde çatı var mı yok mu abi ya? Neresi? Neredesin? Hı. Şurada yok galiba değil mi? Orada çatı yok, gösteriyor aynen. Tamam süper abi. Ya şeyden dolayı buraya da pilleri falan yerleştireceğim. Okay, gene aynı şekil. Ama şey girişi güzel oldu bence. Tünel girişi güzel oldu. Bence de çok tatlı oluruz. Böyle bir tünelden geçiyor ikinci yakıt yeri. Ağaçlar falan kesilince de oraya çatısı kurulacak. Hem aynen, havadan yok, etkilenmeyecek, hem yağmurdan etkilenmeyecek. Onur abim hoş geldin. Alp abim eğer o işi duysaydım atmazdım. Tam ben attım, açıklama ardından geldi. Ki artık o muhabbet kapandı biliyorsunuz. Tabi tabi Onur. Alp değil abim herhangi bir şekilde artık hiçbir şekilde bit abi olarak anılmayacak. Ya da Alp abi bit diye darlanılmayacak. Ya diyebilirsin. Ben kızmıyorum ona. Ya artık darlama yok abi. Baranımın da beni affetmesini temenni ediyor. Ya bak ne taktın ya sen, o da makara yapıyor. Ama benimle Call of Duty oynamayacakmış abi. Ya oynar oynar, kıyamaz sana. Benimle Call of Duty oynamazsa ben üzülürüm abi. Onur abim nasılsın, keyiflen nasıl? Kameram açık mı bu arada? Hala kapalı. Okey, çakarım bir tane o zaman. Enayico. Geniş temcisi de araştırdık. Lan başım ağrıyor diyorum, hala tüttürüyorum var ya, ben salağım ha. Hayda Baran. Hahahaha.
Ya Baran'ım bana aşık ya. Kardeşim benim o kadar çok seviyor ki. Değil mi? Sevesinden. İçten içe bunu o da biliyor abi. Yasin'i bıraktıydım da sonra tekrar başladım. Ya. Enayice o. Siktir bok. Ben de seni seviyorum bebeğim. Ama koloni güzel gelişti ha. Ya abi bir kere savunma sistemimiz çok güzel. Elektrikle evet. Alakalı olayımız çok güzel. Heh. Şimdi iletişim konsolu yapıyorum Samet'im. Tamamdır bence abi. Bence yapışık hatırlarsın. Yukarıdan geldikleri zaman direkt şey yapacağız. Satacağız vallahi şey yapacağız. Süper abi. Ben durdurayım onu şuraya. Ben Alp abim ve Oğuz abimi seviyorum. Ne kadar çok ortak noktamız var. Ortaya buraya koydum. Konsolu... Konsolu nereye koyayım Samet'im? Oraya hızlı bir şekilde gidip şey yapmamız için. Abi bence şu kapıların ardına koyulabilir ya. Ölü yaktığımız yer var ya. Hani kapılardan ha, o... geçerler direkt oraya gelirler diye düşündüm. Ha yok o şey olarak. Biz gidip cevap vereceğiz direkt şeyler oraya gelecek. Malzemeler. Hani uzaydan gelirken gemiler geliyor ya. Ha yukarıdan bırakacaklar pat pat. Ama o zaman çatısını kırar abi. Yok yok direkt mekana geliyor. Şey olmuyor yani hemen yanıkında geliyor. Kırma tarzı değil. Ha, yukarıdan düşmüyor. İletişim kurmak için. Aynen iletişim kurmak için direkt. Şuraya yapıyorum buradan hızlı geçeriz diye. Ya da yok aynen burası güzel gibi duruyor. Tamam abi. İkisini de yaptım. Tamam bu bizi birazcık daha iletişim konusunda rahatlatacak. Hayırlı geceler Onur'um hayırlı geceler. Vallahi Yasin'im. Arada bir başladık ondan sonra bırakılmadı ya. Şimdi malum hani önceden aileyle birlikte kalınca çok sık şey yapamıyordum da. Şimdi kendi evimdeyim. Karışanım yok, edenim yok. Keyfime bakıyorum valla. Şu an nerede? Haa burayı yapıyor. Tamam burası bitsin. Efsanevi çalışma. Ooo. Alev biraz önce gaza geldi de. Bir ürün yaptı şu an kaç? Efsanevi 1090 güzellik. Bunu satarız veya istiyorsan birinin evine de koyabiliriz. Sen nasıl istersen. Satarız abi zaten moralleri full tamam. Ya. Ha bak şey de gitmiş birinin organını söktük hüüüü diye. Oo süper. Kardeşim. O zaman bir tane daha heykel yaptırıyorum. Burada sadece organ sökülmüyor. Burada göt. Tövbe tövbe. Şaplaklanıyor tövbe. Diyecektim abi. Abi Yasin'i doğum odasından mı bıraktık? Onu da kendi evine yatağına alaydık abi. Galsin ya tamam alalım. Onu da kendi yatağına alaydık abi. Doğumhanede mi bıraktık çocuğu? Ben güvenli bir yere koy dedim. O oraya koymuş yani. Tamamen benim güvenli yer şeyim kaygımla alakalı. Şey bebek olursa şey koyun ismini he bak Onur Bey'in. Efendim Hürkan'ım 28. ayında Hürkan'ım kesene bereket teşekkür ederim. Arkadaşlar biz 1 Şubat'tan bu yana kesintisiz yayındayız. Yani yaklaşık 21 gündür ki 22. güne gireceğiz. 21-22 gündür kesintisiz yayındayız dostlar. Ki önümüz Ramazan. Uzarsa Ramazan'da da beni yayında görürsünüz. Uzamazsa da fark etmez. Sahur iftar gene takılırız ya. Musa uyan da şurayı yaptırttım ya. Samet'im şu mekana bir öncelik ver dedim 2 dakika. Tamam abi nasıl arzu edersen. Çünkü çok fazla verilecek malzememiz kaldı. İnsanlar gelmiyor onları direkt kaktıralım. Gemilere geçen. Üniversite tatile girdi sen yayına girdin. Üniversite açılacak hala yayındasın. Hürkan'ım sabaton böyle bir şey işte. Mesela git işini gücünü hallet gel. Her zaman günün 24 saati yayın var. Uyku, yemek ve duş harici bütün zamanlarda yayındayım. Sadece bir ara ev alışverişine çıkmam lazım. Onur abim kesene bereket teşekkür ederim. Alert bug'lı galiba ama sadece bitlerimi eklemiyor. Abonelikleri ekledi mi? Bakabilen oldu mu? Süre 10 dakika arttı mı? Ekrandaki sayaç. Artmadıysa oyun bitince bir res atacağım. OBS'e.
Artmadı. Okey, o zaman bugünkü abonelik hediyelerini falan saymadığı için bir saat eklerim yayına. Artmadı, tamamdır. Efendim sevgili X-Treyan, Primal avantajlarımıza katılıyor. Hoş geldiniz. Sevgili X-Treyan, çok teşekkür ederim. Sen iki yap onu. İki olmaz. İki olayı çirkin. Abonelikler iki dakika etki ediyor zaten. O yüzden iki olayı çirkin hocam. Ne olmuş? Jeneratör zarar mı görmüş? Yapıyor mu? Demeyeceğimiş galiba jeneratör. Aa, Mui niye kuru et yiyor? Yemekler var halbuki. Ne var? Aynen. Abi yanında kuru et herhalde. İlginç. Aa, saman da buraya geliyor, dur. Ehe, ben çöktüm. Tamamdır. Şu samanı şuradan alıyoruz sanırım. Tamam tamam. Anladım anladım. Bir saat eklerim dediğim gibi. Şimdiden bir saat arttırayım. Sonra hemen bir OBS restleriz. Samet, bir şey, mekan yapıyorum. Samet şeylere, samanları direkt şeyde yapsın diye. Ya da arkadaşlar, samanları toplama gibi bir şey var mı? Samanlar mutfak yerine. Abi depoyu 3 birime çıkaralım. Samanlar da orada dursun. Pirinç ve börtünün yanısında. Kesmeye izin vermiyorum. Kesmesin Samet'im. Bu depoya kesmeye izin vermedim. Direkt yiyecekler. Nasıl fikir? Nasıl yani abi, anlamadım. Ya samanlar %100 olduğunda gelip kesmeyecek insanlar. Bunlar hayvanlar direkt yesin diye. Tamam. Mantıklı abi. Ya da şey de yapabiliriz istersen. Hani depoda böğürtlen var, pirinç var. Bir slotta ya da iki slotta saman için açarız. Onu düşündüm de şimdi böyle toplamayacaklardı. Hani iş azalsın. Tamam tamam, çok mantıklı abi, çok mantıklı. Sayende şirkin gelmesini duyunca Legion TD geliyor aklıma. Müthiş bir oyun ya Legion TD. Bok gibi oyun. Hayda. Ben öyle düşünmüyorum abi. Ben öyle düşünmüyorum. Bu arada ben yayına bir saat ilave ettim. Haberiniz olsun. Tapaç yaptığımda tekrardan bir şey eklemeye gerek kalmayacak. Oğuz abimlerin World serimizin bölümümüzün sonuna geldiğinde, serinin değil komple. Samet, Şahin'in baksana özelliklerine. Kültür kaç olmuş? Abi Şahin'in kültür 20. Üf. Jet hızında araştırıyor artık. Benim bile 12 oldu, düşün. Ve arada bir araştırma, başka işlerle uğraşıyor. Güzel gidiyoruz araştırmada. Ama ihtiyaçlar hepsinin full ya. Uykulu, uykusu bölündü. Şahin'de hiç sıkıntı yok. Muymasa olmadan yemek yedi. Uykusu bölündü falan filan. %100 abi ya, bütün hepsinin moraller. Yalnız 5 çocuk biraz farklı ya. Biraz fazla. Senin düşüncelerinin ve fikirlerinin hiçbir önemi yok. Katılıyorum. Ama kesiyorlar abi gene samanları. Alp abi kesiyor, biçiyor. Vallahi mı? Kesiyor abi. Belki ya. Nerede Alp? Kesiyor vallahi. Kesip ekti. 930 tane saman var. Ekim yapmaya izin ver. Kesmeye izin veri kapattı. İzin vermiyorum. Asla kesmezler. Ha, 7 bir kere hasat ekiyormuş. Dur, hasatı kaldıracağız. Var mı öyle bir şey? Abi istersen dediğim gibi ya, hani bir şekilde öyle hallederler tabii, iş tamam, yükünü. Tamam. Depoyu öyle büyüttüm, yapayım. Samana ekledim. Saman kritik önemde ya zaten. Tamam. Taşısınlar buraya. Okay. Olmadı. Abi pirinç miriç nasıl dışarıda sayılıyor burada ya? Okey, şöyle yaparım, şöyle yaparım, bir saniye. Buraya bir ahşap duvar. Sonra hayvanların geçebileceği bir kapı. Tamam. Musa ne yapıyor? Şeyleri, telleri hallediyor. Tamam bozulmuyor da şey bozuluyor, pirinç ve böğürtlen bozuluyor.
Yeterince saman depolarlarsa pirinç ve böğürtlerini buradan kaldırırız ya. Hı hı. Katılıyorum. Hayvanlar da buraya girebiliyor ya. Rahat şey yaparlar aslında. Burası dışarı sayılmasın. Vodka kokteyl ikinci ayında. Teşekkür ederim. Vodka kokteyl sağ olasın. Eyvallah. Patlayan hayvan da bizim evcilleştirdiğimiz bir hayvan ve bize kimyasal yakıt üretiyor kendisi otomatik olarak. Ve bu mükemmel bir şey. Bu kimyasal yakıtlar nerede kullanılıyor? Araçlarda. Bu mesela şeyler var. Direkt bir yere gidebildiğimiz araçlar var. Mesela bir anda düşman bölgesine direkt şey yapabiliyoruz. O tarz araçlarda kullanılıyor. Ömrü gelir patlar mı? Ben daha yaştan dolayı ölen hayvan görmedim ya. Taşıma kapsülü. Var mı abi yaştan dolayı ölme muhabbeti? Ben de işte gelmedim de. Bu galiba yaştan dolayı öldüğünde patlama. Böyle agresif bir şey oldu. Bıçaklandığında, silahla vurduğunda falan diye patlıyor diye biliyorum. Sevgili vodka kok değil. Kesenize bereket efendim. Teşekkür ederim. Sayacımız bozuk. Ben elle ilave ediyorum. Merak etmeyin. Düzelteceğim. Bir şey olacağını zannetmiyorum ya. Samanlar ekilmeye devam etsin. Şimdi şöyle yaparız dostlar. Burada ekilmeye devam eder samanlar. Büyüdüğünde ya hayvanlar yer ya da hasat edilip buraya gelir. Pirinçle böğürtlerini buradan kaldırır. Ana yemek deposuna alırız. Böylece bizim tüketebileceğimiz yemekler bozulmamış olur. Aynı zamanda hayvanlar da yemeksiz kalmamış olurlar. Baksana abi zaten pirinçleri falan koydu Oğuz abi oraya pıt pıt. Biliyorsun. Benim ördeğin kafasına yıldırım düştüydü yine de hayatta kaldıydı. Ama bir ördek kalp krizinden gitti. Kalp krizi geçiren ördek mi var ya? Yaşlanınca kalp krizi geçirmiş olur. Yaşlanınca insanlar da kalp krizi geçirir şeyde oyunda. Abi. Bizimkiler daha genç ya abi. 26 yaşına gelmişler ama. Abi. Abi siz 36 olmuşsunuz. En yaşlı benim. Benim 70-80'im var ben sağlıklı adamım ya. Alp abi desen 36'sınız abi. Şahin 24, Muy 26. Arzu 26, Alev 28. Aylin 27. Jensan Ozan 44. Jale Hyperboss 38. Çocuklar daha 2 yaşında. İlk Jensen gider bu arada. Jensen 44. Jensen çok mu aç? Yok abi %98 beslenme. Hyper mi? Bunu çok aç. Bizi çok aç gördüm. Kurucular arka. Yok herkes iyi. Okey yanlış gördüm. Bu arada ben müsaadenizi istiyorum. İyi geceler. İyi geceler Alp abim, iyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Şimdi... İki aldım bunu. Biz de abi istersen şu yemekleri ayarlayalım. Yeni bir pil deposunu kuralım. Kabloyla bağlayıp biz de ufaktan salalım. Tamam nasıl istersen. Ha ben çünkü çökmeye devam ediyorum. Okey. Ve hiçbir şeye tıklamadan çöküyorum chat. Tuvalete gittiğimde iyi çökmedi ya 10 dakika. Evet. Hiçbir şey olmadı. Kütür kütür. Hatta böyle 3 hıza falan aldım ben. Nasılsa sen çok sen bile sıkıntı yok şu an diye. Hı hı. Çayın yaratıcılık. Okey. Ah be. Lan ne kadar bok gibi kurmuşum şeyi. Olsun fark etmez ya. Mekanı bok gibi kurmuşum ha. Olsun. Hangi mekanı? Şu diğer yo. Pillerin mekanını abi ya. Buradan hepsine dağılır herhalde ya. Diplerine çekmeme gerek var mı? Yok yok. Yok diyebilirim.
Hadi ya. Bir şey gelsin, birileri gelsin. Ama da gideceğim kendim çağıracağım şimdi Jensen. Dur çağırmaya kalksak mesela şu artı dörde ne diyor? Bir saniye. Ben gene çöktüm. Evet. Aküde şarp birbirine bağlamak, kablo temas etmeli. Okey, bağlarız abi. Bağlarız, no problem. Hmm. 15 iyi niyet olursa ticaret kervanı talep edebiliyormuş. Okey. Abarttım. Kablo geçirirken belki duvarları yıkar diye şey yapmıyorum dostlar, yani arkadaki dağı yıkar diye. Normalde duvarları yıkmıyor biliyorum da. Bu hasatlar israf ediyor mu oradan geçerken? Nasıl? Güzel. Böyle hepsine değiyor. Müttefik oluyorsun. 80 ilişkiden sonra 15 iyi niyet karşılığında çağırıyorsun. Hmm. Anladım. Tam böyle oldu ya. Pıt pıt pıt. Şey yapacak. Musa'nın ben şurayı bitirme önceliğini vereyim de. Ha. Tamam. Samanlar buraya toplanabilir durumda artık. Dışarısı değil değil mi? Aynen öyle. Buzdolabı olmadığı için sadece şey yapacak. O zaman hemen bu bölgeye geliyorum. 96 saman herhalde yeter abi. Böğürtlenler falan kalsın mı içeride? Hadi böğürtlen kalsın. He, pirinçleri alabiliriz. Doğru. Pirinçleri bak. Alalım. Ah, tıkladım bölgeye. Depolama alanı. Pirinç. Pirinci kaldırdım abi. Howling dedim Aylin'e. Ozan'a Howling dedim. Aylin tarafından ayrılmış diyor. Hepsini taşıyabilecek mi? 750-750 bütün pirinçleri oraya koydu ya. En azından bak, şöyle bir şey var abi. Buraya hayvanlar da taşıma yapabileceği için. Baksana samanı evet. Direkt taşıdı. 1000 saman oldu orada. Ziyaretçi. Hah süper. Tamam. Bir şeyler alır satarız bunları. Güzel. 3 kişiler ama olsun. Badanyası var. Hop ateş köpüğü. Bunlar... Eosmoth tüccar, bunlar şey yakınlardaki tüccarlar. Hı hı. Bunlara biraz hediye vermeyi planlıyorum. Ne diyorsun? Sana da uygun. Sen nasıl arzu edersen abi. Taşıyabileceklerse biraz hediye verelim, aramız düzelsin. Şey olsun yani böyle bir. Daha sık gelsinler. Arada çağırabilelim falan. Katılıyorum, katılıyorum abi. Jen sen değil mi bizim adam? Hı hı. Jen sen git. Ticaret. Yeni zaten sana şeyini, kapüşonunu da giydirdik. Heh. Şimdi 225 parası var. Abi tıbbi araç gereci alalım. Tamam. Plague'leri verelim. Okey. Anam anam anam, karaciğer, akciğer, böbrek abi, şunlara fiyata bakar mısın abi? Abi peki adama bir böbrek hediye etmedik mi ya? İyi niyetimizin göstergesi olarak kendilerine böbrek vermeyelim mi abi? Mantıklı. O zaman ilk şöyle yapalım. Böbrek hediye. Tamam, basalım. Şimdi 735 alacakmışız. Alamıyoruz. Şöyle yapalım. İlk önce biraz satalım. Paralarını alalım komple. Ondan sonra hediye kısmından hediye verelim istersen. Tamam abi. Şimdi kısa yayı verdim. Yaya ihtiyacımız yok. Başka var mı böyle ihtiyacımız olmayan bir şey? Ambriosolardan verdim biraz. Tamam. 223. Güzel. Bir tane daha verdim. Kabul. 234. Bir tanesi boşa gidecek. Tamam. Kabul ediyorum. Tamamdır abi. Bu makasla kurulmuşsun. Yeniden anlaşılsın mı? Tamam. Onayla. İkinci seferde de bu sefer gidiyorum. Diyorum ki hediye kısmına girdim sanırım. Hediyeler sun. Şimdi. Hediye teklif edin. Böbrek!
Böbreği verdik. Artı 14 yapıyor Samet'e. Karaciğer mi verelim abi? Karaciğer. Tüm böbrek, karaciğer, akciğer. Üçünü de versek artı 41. Ambrosyaları verdik. Artı 73. Bunlar ne para ediyormuş abi ya? Biz şey yapalım abi. İnsan kesip mermerleri verdim. Vallahi insan kesip şey yapalım. Artı 75 abi. Nasıl? Bence 10 numara. 80'e çıkartalım. İlla 80 mi olması lazımmış? 80 için ne yapabiliriz? Bir tane daha iyi heykel versek 76. Kıyafet vereyim mi? Ver abi. Çocuk pantolonu falan da veriyorum. Yeniden dikeriz nasıl olsa. +80 oldu. Artı 80 oldu abi, evet. Yapıştırıyorum. Yapıştır abi. Müttefik yasum. Adamlara böbrek verdik, kalp verdik, karaciğer verdik abi. Bu arada iyi niyet artı 83'ü 75'i geçti. 75 mi? 80 değilmiş, yanlış hatırlamış arkadaş. Olsun, olsun, sıkıntı yok. Bize bir böbreğe mal oldu. Bizden geldi galiba. 83 oldu, çok iyi. Bize bir böbreğe mal oldu abi. Ne böbreği? Böbrek, karaciğer, akciğer ne varsa verdik. Böbrek, bir tane akciğer verdik. Bir de karaciğer verdik. Heykeller, meykeller, of. Varımızı yoğumuzu verdik ama biri bana birinin böbreğini hediye etse ben şaşırırdım. Yani iyi niyetimizin göstergesi olarak falan. Başka adamın içine, şeyine baksana, ekipmanına Samet. Komple ne verecek adam ekipmanında? Heykelleri meykelleri taşıyor vallahi. Akciğerleri falan böyle kilolarla. Hocam Rimworld atılıyor ya kanala, video olarak gidiyor yani. Şu piller ve kablolar yapılıyor yavaş yavaş. Ay yok, bunu kapatmıyorduk galiba. Kapatıyor muyduk? Valla Samet, şey diyeyim mi? Buyur abi. Bu heykel işinden çok daha mantıklıymış ya bu böbrek satmak. Abi bedava. Adamı besle kes, besle kes yani. Çok iyi ya. Biz bu işi yapalım. Biz bu mesleği yapalım biz. Organ ticareti. Abim bu arada save alıp ufaktan çıkalım. Beni de şluklayıp tamam. Duruyor. Tamam, sen şu geldiğin zaman sevleyeyim hemen. Geleyim abi. Evet sevgili yani. Dostlar, kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Rimworld'dan bu videoluk bu kadar. Esenlikle kalın. Bye bye.